Günün manşeti başladı. Gazete manşetlerini ve günün gündemini yorumlamak üzere karşınızdayız. Hikmet Genç'le birlikte hepinize merhabalar diliyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Ekonomiyle ilgili bir son dakikamız var. İstersen onunla başlayalım şu anda ekranlarda. Hani Amerika ekonomik ambargo uygulayacakmış, şöyle yapacakmış, böyle edecekmiş falan diye atınca mangalda kül bırakmıyor ama Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Rekor kırdı. İhracat bir önceki yıla göre %11.8, 12 oranında arttı. İthalatın da düştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla cari açıkta bir azalma söz konusu bu ayla ilgili olarak. Olumlu haberleri de hani es geçmemek, pas geçmemek lazım. İyi haber. Bunu da aktaralım. İhracat rakamlarının %12'ye yakın oranda arttığını söyleyelim. Geçen sene bu aya oranla. Yani ihracat demek ekonomi demek. Yani ekonominin can damarı demek. Ekonominin gidişatını göstergesi demek. Bence çok olumlu bir rakam. %12 yani işte yani biz geçen sene 7.4 son çeyrekte büyümemizi ondan sonra büyüme rakamlarını ortaya koyduğun zaman nasıl oluyor da oluyor diye soruyorlar bazen. Ya aslında böyle oluyor işte yani. Turizmde rekor kırıyorsun. Dün verdik haberi. Antalya'da. %31 yani aynı korkunç bir o maşallah diyeyim ya çok iyi bir şey yükselme. Aynı zamanda ihracatta çok iyi. Ama dediğin gibi yani öyle yaptığını uygularız, şunu keseriz, bunu yaparız. Türkiye bunun altından kalkar kalkamaz değil. Türkiye aynen Başkan Erdoğan dediği gibi kendi göbeğini kendi kesiyor. Ekonomide de aynısını yapıyor. Dün de rakamları veriyordun. O da enteresan aslında önemli. Yani Türk lirasıyla dış ticareti yapmış olmak. Belli ülkelerle onu başlattık. Onu söylediğinde ben de hatırlatmıştım. Dünyadaki tüm dolarlar ki işin doğası bu zaten. Dolarsa Amerikan dolarsa Amerika'nın Merkez Bankası'na akar. Amerika'yı da ayakta tutan dünya devi yapan da bu güçtür zaten. Ama dünyada böyle bir şeyin öncülüğünü yapan Türkiye'yi sen sever misin şimdi? Trump olsan. 60'a yakın ülkeyle yapıyormuşuz. Yani bu ara ve bütün ülkeleri tabii. De tabii şeye getiriyorsun. Gaza getiriyorsun bu anlamda. Tabii. Onlar da yapmış oluyorlar. İlginç. Bunu hatırlatmış olup önemli bir gelişmeydi. Bu ara yani, Başkan hakikaten. Erdoğan mecliste olacak birazdan. 23. dönem AK Parti NİDE milletvekili İsmail Göksel vefat etmiş. Bugün son yolculuğunda olacak. Nagihan mı telefonumuzda? Peki kısaca o zaman Nagihan'dan alalım. Nagihan seni dinleyelim. 23. dönem AK Parti NİDE milletvekili İsmail Göksel. Şu anda da görüntü var. Son yolculuğunda uğurlanıyor. Detayları aktarır mısın lütfen kısaca? Murat İçek şu an itibariyle merhum İsmail Göksel için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dua ediliyor. İstersen önce duayı dinleyelim. Ya Rabbel Alemin, sayılı nefesleri sona eren ve şu anda son yolculuğuna uğramakta olduğumuz merhum İsmail Göksel Beyefendi'ye affınla, lütfunla, kereminle muamele eyle. Ruhunu şad, makamını cennet eyle. Geride bırakmış olduğu aile efradına, dostlarına, akraba ve arkadaşlarına sabır cemil ihsan eyle. Kâfey ehli iman ve ehli İslam ervani. Şühedanın tüm geçmişlerimizle merhum İsmail Beyefendi'nin ruhunu şad olması Allah'ın rızası için Fatiha. Evet, Murat Çiçek, İsmail Göksel 23. dönemde parlamentoya girmişti. 1952 doğumlu, evli ve bir çocuk babası. Dün Antalya Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı, beyin kanaması geçirdi. Bir süre orada yoğun bakımda yaşam mücadelesi vardı ancak İsmail Göksel bu mücadelede hayata gözlerini yumdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anlamlı bir tören gerçekleştiriliyor. İsmail Göksel son yolculuğuna uğurlanıyor meclisten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar buradalar, törene katılıyorlar. Çok sayıda sevenleri de İsmail Göksel'i son yolculuğuna uğurluyor. Buradan NİDE'ye gönderilecek memleketine. İkindi namazının ardından cenazesi toprağa verilecek. Kısaca özgeçmişi de okundu İsmail Göksel'in. Kara Harp Okulu mezunu, Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra askeri hakim ve savcı olarak
görevlerini yerine getirdi ve 23. dönemde parlamentoya girerek milletvekili oldu. Evli ve bir çocuk babası, eşi Belma Göksel ve kızı Göksin Göksel de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde törene katılıyor. Tören mangasının omuzunda İsmail Göksel'in naaşı son yolculuğuna uğurlanıyor. Şeref merdivenlerindeki törenin ardından Göksel Niğde'ye gönderilecek. Kendisini sevenleri, yakınları son yolculuğuna uğurluyor. Diyelim sevenleri ne sabır dileyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Başkan Erdoğan da törendeydi. Allah taksiratını affetsin, mekanını cennet eylesin diyelim. Ve devam edelim. Şimdi iki cenazeyle, hani cenazeyle başladık. İki şehitle devam edelim. Bunu da tabii CHP'yi yönetenler, CHP'ye oy verenleri de aslında şey yapmakta fayda var. Bu işin içerisine almakta fayda var. Dün eşini görev yaptığı yerde ziyaret ettikten sonra 11 aylık bebeğiyle birlikte yaşadıkları yere dönen subay eşi PKK'nın yola döşediği mayınla aracı infilak ediyor. Kadın şehit oluyor olay yerinde. 11 aylık oğlu da ağır yaralanmıştı. Daha sonra hastanede o da şehit oluyor. Sosyal medyada tabi bu duyulduktan sonra hani o bebek katili meseleleri tekrar gündeme geldi. PKK bu. Elbette HDP de bu. Yani PKK'ya terör örgütü diyemeyen bu tarz katliamlara sebebiyet veren HDP de bu işin içerisinde, ama dün sosyal medyada özellikle CHP'ye ağır eleştiriler vardı. Çünkü bugün mecliste temsil ediliyorsa, %10 barajını aşarak mecliste yer alıyorsa, bunun tek müsebbibi her evden bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye fikriyle hareket eden CHP'li yöneticilerdir. Canan Kaftancıoğlu da geçen hafta sonu çıktığında hani evet öyle bir şey var demişti, gitmiş gördük falan ama biz tavsiye etmedik, biz söylemedik gibi kıvırmaya çalışmıştı. Ama işte o bebek katilleri bugün onları savunanlarla birlikte CHP sayesinde meclisteler. Sayesinde, hiç öyle lafı falan eğmeye bükmeye falan gerek yok. Bugün rakamlar, çünkü rakamların üzerinden defaatle anlattık bunu, söyledik. Yani CHP'nin %22,5'a indi, şu kadarı HDP oy verdi, bu kadar verdiğini detayına da gerek yok. Ben örneğini oy kullandığım sandıktan verdim. Örneklerini burada Şişli'den verdik. Ondan sonra İstanbul'un işte CHP'nin en güçlü olduğu kalelerden verdik. Örneklerini verdik. Mesajları vermiştik, hatırlarsın. Yani CHP bizzat bu mesajları direkt olarak vererek bunu söyledi. Muharrem İnce'yi asla unutmuyoruz. Buradan selamlarımızı da söylüyoruz. İronik manada söylüyorum. Hı hı. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiniz, bu bir hata mıydı diye sorunca seçimden sonra, hayır asla değildi, şu anda bir daha olsun, bir daha ziyaret ederim diye, buyurun aynen devam edin, Selahattin Demirtaş'ı ziyaretlere devam edebilirsiniz. Dün gösterdik burada, PKK cenazelerine iştirak edebilirsiniz, devam edebilirsiniz. CHP'nin de misyonunu, vizyonunu ortaya koyabilirsiniz. CHP'nin ne hale geldiğini de bu millete gösterebilirsiniz. Bunda serbestsiniz. Bir şey diyemiyorsun çünkü. Diyor ki ben diyor, bana verme diyor. Ona ver diyor. Bu ilk defa mı oldu? Hayır. Daha önce beraber iyi salladık, ne güzel salladık diyenler. 2015'teki seçimleri hatırlatıyorum. Daha önce de yaptınız bunu. Gene yaptınız bunu. Hangi sahikle yapıyorsun? Onların videoları da var. Büyük ihtimalle onları da göstereceksin ama şöyle söyleyeyim. Yani söz konusu Erdoğan'sa, söz konusu Erdoğan'dan kurtulmaksa, vatan teferruattır diyecek kadar da süfli bir siyaset uyguluyorsunuz. O süfli siyasetin sonucunda da işte HDP içindekilerini görüyorsun, işte o Barış Ataylılar bilmem şıklar falan orada geziniyor. Türkiye'yi tehdit eden, PKK size tükürüğüyle boğar diyen, Kandil'in bir aparatı olarak görev alan o siyasilerin oraya gelmesinden de kıvanç duyuyorsunuz. Buyurun övünün. Yani buysa eğer senin görevin CHP olarak, bu ülkeyi biz kurduk, kurucu irade biziz, devletçi, laikçi, ultra ulusalcı, bilmem neci, buysa eğer hiç almayalım. Ben vatandaşı olarak hiç almıyorum. Ama verenler de, oy verenler de sadece
CHP içerisinden HDP'ye gidip de hadi canım bir de ona omuz atalım diyenlere söylemiyorum. CHP'ye oy verenlere de sesleniyorum. Buyurun bunlara oy veriyorsunuz. Ötekine zaten veren veriyor. O kadar yani insanlara niye verdiği için şudur budur diye direkt hakaret etmeye hakkım yok. Birileri bir şey oy vermiş. Ama buyurun verdiğiniz Türkiye'yi kurtarmak. Özgürlüğümüz elimizde yok. Leklik elden gitti. Eğitim böyle oldu. Şöyle oldu. İşte Erdoğan gitsin diye söyleyenlere buyurun. Çok özür dilerim. Cumhurbaşkanı şu anda konuşuyor. Tamam. Dinleyelim. Tekrar dönelim. Gerek içeride gerek dışarıda. Gerek siyasi gerek gayri siyasi. Bütün bu odaklara herhalde bundan daha güzel bir cevap, daha güzel bir tanım olmaz. Çok açık, net her şeyi ortaya koyuyor. Ve bir 26 yaşındaki annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey burada çok açık, net. Ve onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da bu en güzel bir cevaptır. Rabbimden rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden okuduk ama Amerika ile yaşanan bu Brunson krizi için yavaş yenilen bu noktada söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yine... Her şeyi zaten bildiride söyledik. Yani bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz bugüne kadar yani Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk. Onlarla birlikte birçok mücadeleyi verdik ve bu mücadeleyi birlikte veren, hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Ve bu tür tehdit dili kullanmaya da biz kusura bakmasınlar pek prim vermeyiz. Yani bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizlerin karakterini zaten onların çok iyi bilmesi gerekiyor ve bunları biz kendileriyle ikili olarak da görüştük. Dışişleri Bakanım aynı şekilde görüştük. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı sözcüğümüzün açıklamaları var. Bu noktada yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın açıklamaları var. Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz. Temenni ederim ki bugün Türkiye'de ziyaretler var. Bunun yanında şu anda ASEAN toplantısında Dışişleri Bakanım, Amerika Dışişleri Bakanı ile orada da bir araya gelecekler. Orada da bazı görüşmeler yapılacak. Türkiye'deki dini azınlıkların malum dün yaptıkları açıklama çok çok manidar. Ve Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak bir sorunu yoktur. Ama kalkıp da yani Amerika'da özellikle evangelist, siyonist anlayışın bu dayanışmasını ve bu tür bir tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda, inandığımız gibi özgürlüklerimizden, bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığından en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Sivas'taki cenazeye katılacak mısınız? Katılıyorum. Peki, teşekkür ederim. Yani Milli Savunma Bakanımız grubu Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, mecliste az önce aktarmıştık. 23. dönem NİDE milletvekilinin cenaze töreninden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. İki soru soruldu. Bir tanesi az önce senin de üzerinde yorum yaptığın Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesiyle, PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yani hani onu partiyi, işte bunun siyasi kolunu meclise taşıyanlar diyerek CHP'yi yine bizim yorumlarımıza belirttiğimiz gibi ifade etti, söyledi Cumhurbaşkanı. Bir diğer meseleydi de Amerika ile ilişkiler meselesi. Onu da birazdan değineceğiz zaten. O açıklamalarla ilgili de konuşacağız.
Hikmet, madem bölümde istersen kısa bir ara daha verelim buraya. Çünkü biraz burayı uzun konuşacağız ama Ankara'da bir hareketlilik var. Bu Ankara'daki hareketlilikle ilgili olarak bir kısa bağlantı yapalım. Muhabirimiz Ahmet Örsoğlu Ankara'da Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda şu anda. Hatırlar mısın, bu AK Parti ilk dönem geldiğinde Cumhurbaşkanlığı'nda mecliste asker yoğunluğunu gündeme getirmiş ve hani meclisi ya da Cumhurbaşkanlığı'nı korumak için askere ne ihtiyaç var ifadeleri kullanılmıştı zamanında. Bunlarla ilgili çok tartışmalar olmuştu. Bu işte meclisteki tankların, askerlerin aslında o darbe dönemlerini çağrıştırdığını ve bunlar sayesinde darbelerin gerçekleştirildiği gün gibi aşikardı. Zaman içerisinde birçok şey değiştiği gibi bunlar da değişti. En azından ben Ankara'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınma meselesini bu çerçevede görüyorum şahsi yorumum, ama bu hareketlilik Ankara'da. Ahmet Örsoğlu bize bu hareketliliğin bir detaylarını anlatsın bakalım. Çünkü Ankara'da birazdan gökyüzü helikopterlerle, uçaklarla kaplanacak bildiğim kadarıyla. Detayları aktarır mısın Ahmet? Seni dinleyelim kısaca. Bugün Ankara'da oldukça hareketli bir gün var. Saat sabah 7'den itibaren günün hareketli olduğunu söyleyelim. Özellikle hava sahası çok hareketli. Kameraman arkadaşım Erlevent Gülbitti size hemen karşıdaki Kara Havacılık Okulu Komutanlığı'nı gösterecek. Bu komutanlık önemli bir komutanlık. 1948 yılından beri Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet vermiş bir komutanlık. Aslında hareketlilik yavaş yavaş azaldı. Çünkü saat 7'den itibaren Cougar, UH-1, T-28 eğitim uçaklarının dahil olduğu birçok helikopter bu pistten havalandı ve hemen pistin başını gösterecek kameraman arkadaşım Erlevent Gülbitti. UH-1 helikopterleri, hatırlayacaksınız, Türk Silahlı Kuvvetleri Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindeki operasyonlarda o helikopterleri çok sık kullanır. İntikal helikopterleri olarak geçer. İşte o helikopterler pistin başına doğru sıralandı. Onlardan 15 tanesi Isparta'ya gidecek bugün. Önden bir helikopter grubu çıktı. Cougar tipi helikopterler yola çıktılar. Onlar Isparta'ya doğru hareket ettiler. Yine T-128 eğitim uçakları, küçük tek motorlu uçaklar biliyorsunuz, onlar da bugün Isparta'ya doğru gidecekler. 15 tanesi o da yola çıkacak. Hemen arka tarafta sıralandılar, pist başına geldiler. Sabah erken saatte bir tören de düzenlendi. Veda töreniydi. Komutanlığın, bölüğün komutanı askerlerini topladı. O askerler de biraz önce, kısa süre önce içeri girdiler, hangarlara girdiler. Havanın çok sıcak olduğunu söyleyelim. Onlara bir konuşma yaptı komutan ve görevimizin devam edeceğini biliyorum ifadesini kullandı. Bu noktadan duyabildiğimiz kadarıyla Isparta'da yeni bir Kara Havacılık Okulu Komutanlığı kuruldu. Bugün 45 tanesi o noktaya hareket edecek. Toplam sayı 45. Her saat 6 tane gidecek. Saat 7'de başladı. Akşama kadar sürmesini bekliyoruz bu hareketliliğin. Bu noktada Ankaralılara, vatandaşlara da komutanlıktan bir uyarı yapıldı. Bugün intikal olacağı, bunun normal bir hava hareketliliğinin dışında bir hava hareketliliği olacağı vurgulandı. 15 Temmuz'dan sonra, yani o hain darbe girişiminin sonrasında tüm vatandaşlarda artık bir tedirginlik var. Bir hava hareketi olunca vatandaşlarda bir tedirginlik baş gösteriyor. Bir yüksek bir ses duyulduğunda ya da bir grup helikopterin veya uçağın uçtuğu görüldüğünde hemen sosyal medya hesaplarından bir tedirginlik baş gösteriyor. İşte o tedirginlik yaşanmasın diye bu uyarı yapıldı. İntikalin yapılacağı söylendi. Bugün yine anlamlı bir gün. Çünkü Sincan'da 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu komutanlıkta o hain darbe girişimine katılan 151 kişi hakkında bir dava görülüyor. Bugün karar çıkacak mı çıkmayacak mı henüz bilmiyoruz ama anlamlı. O gün, bugün Sincan'da dava görülürken bugün aynı komutanlıkta Isparta'ya doğru bir intikal söz konusu. Önemli bir mesajın verildiğini söyleyelim. Gün boyu Ankara'da hareketlilik devam edecek ve biz de bir kere daha uyarımızı yapalım. Bu intikal Kara Havacılık Okulu Komutanlığı'nın taşınması ile ilgili bir hareketlilik. Ekstra bir durumun söz konusu olmadığını söyleyelim ama Ankara'nın hava sahası gün boyu hareketli olacak diyelim. Sözü size bırakalım.
Ahmet Örsoğlu detayları aktardı. Ankara'dan tabii bu FETÖ meselesiyle ilgili olarak da detayları aktardı. Bir anlamı da var aynı zamanda ama daha önce dediğim gibi Ankara'yı korumak üzere konuşlandırılan birliklerin artık Türkiye'yi korumak üzere konuşlandırılması hususunda mesafeler kaydedilmişti zamanında. Bence bu da onlardan bir tanesi, Isparta'ya taşınması. Evet. Ülkeyi koruyun. Yani cumhuriyeti, laikliği ondan sonra korumak için tanka, topa, tüfeğe, helikoptere şuna buna ihtiyaç yok. Nerede olması gerekiyorsa, nerede daha iyi görev yapıp vatan toprağını savunacaksa orada olmasında fayda var diyelim. Yani demokrasiyle ilgili olarak böyle söylemek lazım. Bunu bir de mesela bunun örneğini verirken o zaman İstanbul'daki tank birlikleri vardı ya işte onların da nakledilmesinde gündeme gelmişti. O zaman ifade etmiştim zaten. Eski Roma'da Romalı askerler veyahut da herhangi dışarıdan gelen bir Roma'ya gelen bir ziyaretçi Roma'nın girişinde o milstone'un olduğu yerde ilk yaptığı şey silahını bırakmak. Yani şeyden antik eski dünyadan ancient dünyadan haber verelim. O zaman dahi çünkü şehir içerisinde halkın medeniyetli olduğu yerde silah olmaz düşüncesi ve demokrasi işte o zaman işte kökünün olduğu dönemlerde o milstone olduğu mil taşının olduğu noktada tüm askerler silahlarını bırakıyorlar. Dışarıdan gelen adamlar da orada bırakıp o şekilde Roma'ya giriyorlar. Yani bu modern dünyada hiç tartışacak bir şey değil. O zamanlar dahi düşünülmüş bir şehrin, bir medeniyetin olduğu yerde silahın olmasının doğru yanlış olacağı. Yani bu gayet doğal bir hadise. Peki devam edelim. Bu PKK'lıların şehit ettiği Nurcan Karakaya ve Musa evet. Bedirhan Karakaya ile ilgili olarak konuşuyorduk. Bu ara Cumhurbaşkanı cenaze törenleri Sivas'ta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sivas'taki cenaze törenine katılacağını ifade etti. Az önceki tamam. konuşmasında oraya da gidecek, katılacak. Tabii Hikmet, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu elbette bütün şehit aileleri için geçerli. Ama 11 yaşında, 11 aylık... 11 aylık. Bebek yani. Bebek. Birisinin aynı şekilde şehit edilmesi bu bebek katillerini ve bebek katili sıfatını bir kere daha gündeme getirmiş bir kere daha. Unutmayalım yani daha önce çok oldu. Çok vardı. Lojmanlar bombalandığında da oldu. 2014'ten de biliyoruz. Tabii. Bu ilk defa olan bir şey değil yani. Bunların gözü çoluk, çocuk, bebek, anne, kadın falan görmüyor. Sivil aracı görüyor, patlatıyor. Daha önce biliyorsun bebeğini kurtarmak amacıyla bebeğin üzerine atlayan anneyi de hatırlıyoruz. Bunlar bu olan şeyler bunlar yani bu kadar. Terörün raconu olur mu? Tabii ki olmaz. Terörün raconu mu olur? Olmaz. Ama hainliğin kalleşliği de bu kadarı. Yani insanlık dışı davranışı da bu kadarı. Hakikaten onu da test ettik. Yani bunu bile gördük Türkiye'de. Şu görüntüler yazıklar zaten şeyden yani. Sonra işte. Bak askerler geliyorlar, taşıyorlar. Yani bu helikoptere bindiriyorlar. Küçücük bir tane de tabut vardı işte. 11 aylık ya, Muhammed, ya. Şey Mustafa Bedirhan Karakaya'nın tabutu. Ya, şeylerde büyük de çok ilginçti. Yani. İşte fotoğraflar vermişler. Evet. Yaka fotoğraflarında. Anne Nurcan Karakaya'nın fotoğrafı var. Göğüs yaka şurada işte. Yan tarafına da fotoğraf koymuşlar. Bebek. Demişler. Evet. Al işte. 11 aylık bebek. Evet. İşte bununla bakın. Bunun böyle bir acının, bu acı henüz devam ederken. Özellikle tabii bunun için de taziyede bulunduk. Yani Allah, onun işte eşine, baba sonuçta eşini ve çocuğunu kaybetti. Allah'tan sabrı cemil niyaz ediyoruz. Allah şehadetlerini kabul eder inşallah. Cennetinde kavuştursun hepsini. Böyle bir duamız var. Ama şunu söyleyelim yani işte terörle mücadele konusunu bahsederken, bu işin siyasi tarafını konuşup tartışırken bunları göz önüne alarak bakmak lazım. Bunlar ilk defa yaşanmadı. Daha önce bebekler de vardı. 30 küsur yıldan beri on binlerce insan da var. Şimdi buradan baktığın zaman efendim mecliste temsil edilenler yelpaze geliştirdi, şöyle oldu, böyle oldu. Yani bu ülkeyi yönetmeye talip olanlar bir tanesi de şunları öldüren katillere prim veren parti. Diğeri de ona omuz veren parti. Bravo, çok iyi. Böyle başka bir şey söyleyemezsin. Ve bunlara tabii bir destek veren, hani prim veren, omuz veren dedi, bir destek veren var ya. Şöyle bir yazı nerede çıkabilir diye sorduğunda Cumhuriyet Gazetesi'nden başka bir şey bulamıyorsun. Alçaklık yani. Sözcü de demiyorum. Evet. Çünkü Sözcü'nün bununla ilgili hassasiyeti söz konusu bu PKK ve terör örgütüyle ilgili. Terörist bülteni olsa ancak bunu yazar. Aynen. Yani kandilden çıkabilecek olan bir şey bu. Bizde var zaten açı şeyini de görebiliriz belki. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, Twitter adresinde sivil aracın geçişi sırasında patlama, doğalgaz patlaması oldu. Yazık yani. Sivil araç geçiyordu, doğalgaz patlaması oldu. Asker eşi öldü, bebeği ağır yaralı
diyor. Yani, neden? Çünkü PKK şunu, zarar görmesin diye. Şunu söyleyemiyorlar. PKK'dan saldırı diyemiyorlar. Diyemez. PKK'den deyin. Hadi siz o KK diyemez, diyorsunuz. Diyemez. PKK'den saldırı deyin bari. Diyemez. Demez, diyemiyorlar. Olmaz, ha, olmaz. Devamında var mı? Var. İç sayfalarda falan şey yapmış haberin devamında. Şunda bunda PKK'lilerin diye yazmışlar. Önceden tuzakladığı el yapım patlayıcı infilak etti diye haber vermişler. O yalnız resmi kimse hesabından verdiği haber bu. Evet, ama sivil aracın geçişi sırasında patlama. Asker eşi öldü, bebeği evet. Ağır yaralı. Demiş, hani Allah'tan şunu dememiş. Sivil aracın geçiş sırasında patlama, iki ölü dememiş Allah'tan. Hani bebek demiş. Ama PKK evet. Diyemiyorlar, PKK'dan saldırı diyemiyorlar, terör saldırısı diyemez. Diyemiyorlar, şehit diyemiyorlar, yok, hiçbir diyemez, şeyi söylemiyorlar. Diyemez. Söylemedikleri için CHP çok rahat bir şekilde bu ülkede asker eşini, askeri, öğretmeni, doktoru hepsini hunharca katlediyor, şehit ediyor. Kadın çocuk demeden herkesi öldürüyor, 11 aylık bebeği bile katleden bir bebek katiline savunan bir parti var. O partiye omuz atan bir başka parti var, CHP, ve bu ikisine destek veren bir medya kuruluşu var. Tabii, ve bu Cumhuriyet ülkede, o da. Bu ülkede diktatöryanın olduğunu söylüyor. Ve bu ülkede özgürlük yok. Yok diyorlar. Yani dünyanın hiçbir yerinde, ben bunu hep 1000 defa söyledim, söylemeye devam edeceğim. Yani inşallah ben ne kadar bu iş sürmez de hiç söylemeyeyim bir daha. Bu iş bir an önce bitsin istiyor insan. Yani bu acılar bir an önce bitsin ki bir daha bununla konuşmayalım istiyor. Ama şimdi bebek öldürüldü, bebek şehit edildi annesiyle birlikte. Yani bir aile aracıyla gidiyor, patlatılıyor. Sen şimdi medya olarak sanki ilk defa hayatta duymuş değil mi? Bilmiyor belki de diyeceksin. Hani öyle bir şey yazıyor ki adam Twitter hesabından. Tabii. Resmi olarak. Öyle bir başlık atıyor ki bu ülkeye ilk defa yeni geldiler bunlar. Başka bir ülkeden medya kuruluşu olarak. Henüz daha Türkiye'deki terör örgütü nedir? Nerede? EYP nedir? El yapım bombayı kimler kullanır? İstanbullular mı kullanır? Trabzonlular mı? Güneyde mi? Nerede kullanır? Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi yapıp patlama sırasında öldü de yazabiliyorsan ve bu ülkede bu kadar acılar çekmiş terörden, bu kadar insanlar acı yaşamış, buna rağmen bu kadar bu küstahlığı, bu pervasızlığı, bu fütursuzluğu yapıyorsan bir arkasından biz de diyorsak ki ya sen hainsin, bak Cumhuriyet gazete, sen hainsin, sen her türlü hıyaneti yapmaya hazır bir paçavrasın, hakikaten paçavrasın. Türkiye aleyhine ajanlık da yaparsın. Türkiye aleyhine kara propaganda da yaparsın. Amerikalı da olursun. FETÖ'cü de olursun. MİT'tırları için her türlü işte Türkiye'nin güvenliğine, ulusal güvenliğine zarar da verecek her türlü ajanlığı, provokatörlüğü yaparsın dediğimizde öyle şey olur mu canım? Medya, sol, cumhuriyet falan alakası yok. Alçaksınız. Düz söylüyorum. Yani eğer senin vicdanın kanamıyorsa hala bu ülkede zaten terör örgütünün ne olduğu her şeyi herkes biliyor ama yani terör örgütü buradan bir yanlış algı oluşmasın. Burada bir algı yönetelim biz. PKK aleyhine bir şey oluşmasın diye koruma amaçlı bunu atıyorsun. Ben de bunu görüyorum. Öyle demedim, böyle yazmadım. Niyet okumayın diye asla söylemeyin. Niyet okumuyorum. Murat Çiçek burada size yazdığınızı okudu. Saldırdı, patladı, bilmem ne oldu diye. Yazacak kadar bu duruma gelmişsin. Sonra bize deyince efendim bunlar hain. Bunlara var ya Amerikalı neokonlar da Amerikan oğlanlarıyla gelse Amerikan oğlanlarıyla beraber yatıp kalkarsınız. FETÖ'cüler gelse FETÖ'cüleri kucağınızı açarsınız. Doğru. Almanya saldırsa Alman olursunuz. Afrikalı gelse Afrikalı olursunuz. Her şey olursunuz. Bir insan olamazsınız. Dediğimizde kızıyorsunuz. Ya niye kızıyorsun ki? Oluruz deyin. Al işte sizin canlı dündarlarınız. Canlı dündarlarınız ya değil mi? Doğru. Sizin içinizden çıkan insanlar var ya çağdaş. Ne yapıyor adamlar? Görmüyor musunuz? Şimdi yani nesini anlatacaksın? Bunlar bir Can Dündar içinde kontör çevirip de efendim adalet bilmem ne nöbet tutan insanlara da sesleniyorum. Buyurun efendim. Hadi buyurun. Nöbet tutun bakalım. Cumhuriyet için. Bunlar biliyorsun daha önce DHKPC ve diğer bir takım terör örgütlerinin elemanları kahve bastığında Leyikli'ye gözdağı diye onlar gözaltı aldığında Leyikli'ye gözdağı diye haber yaptı bunlar ya. Bayağı üzerine militan şeylerini giymiş, ceplerinde silahları olan adamlar kahve basıyor. Cumhuriyet bunu ve bunlar yakalanıyor. Kahve basmak, propaganda yapmak serbest bu ülkede biliyorsun değil mi? Tabii. Sen şimdi oturuyorsun bir sosyal öyle. Lokalde. Gelecek adam. Bir dakika herkes dursun bakalım diyecek. Pataküte hükümete, insanlara, inançlara her şeye küfredeceksin. Arkada da belli silahın olacak.
Bunu polis alınca Leyk'te Gözdağı diye manşet atan Cumhuriyet'ten bahsediyoruz. Bu adamlar MİT'i de satar, devlet de satar, bulduğu her namuslu şeyi satar. Niye satmıyor ki? Attığı şu tweet ne ki? Niye çıldırıyoruz? Şunun için çıldırıyoruz. El, yani vicdan, insaf. Tamam teröristsin, tamam hainsin, alçaksın. Amerikan oğlanlarıyla iş tutan sensin. O Amerikan oğlanları da bizzat sensin. Anladık da bebek var yahu. Bir dur orada, hiç tweet dağıtma. Şunu atan tweet'i kaldırın atın. Eğer o kadar hain de değiliz canım, biz aslında şeref yoksunuyuz ama zerre kadar kalmıştır diyorsa şunu yazılı atın bari ya. Senin çoluk çocuğun yok mu? Sen nereden çıktın geldin buraya? Yani bu yani bu samimi söylüyorum, insanı bazen şeyden çıkartıyor. Yani bu ilde baba olmaya gerek yok. İnsan olsan yeter. Bir bebek patlatılmış şu anda. Yaz orada işte adam gibi. PKK geldi patlattı. Niye? PKK aleyhine bir algı mı oluşur? Peki algı oluşsa ne olur? Hükümetle mi sıkıştıramazsınız? Bunlar ülkeyi komple yakarlar. Bir de oturup dumanını seyrederler. O kadar rahatlar ki bu konuda. Aynen öyle. O yüzden aynen. Yani, maalesef. Yani biraz da kızmamızın sebebi bu. Taze bir olay. Bebek düşünüyorsun da adam orada görev ekmiş. Gidiyor çocuğun yanında. Kadıncağız orada şehit oluyor. 11 aylık bebeği hastanede aldı işte, gitti şimdi. Şehit cenazesi. Maalesef. CHP de bunun üzerine düşünsün yalnız. Hani yok, aman yani Türkiye'yi kurtaralım. CHP çok ciddi düşünsün. CHP oy verenler düşünsün. Şu anda onların tamamı koltuk derdinde kalmasın. Düşün. Ama CHP oy verenler düşünsün cümlesi daha önemli bence. 122,5'da düşünsün bunu. Ne yapman, kime omuz atıyor? CHP'nin Türkiye'de görevi nedir? Görevi nedir? Bu tür ihanet içerisinde olan alçakların, teröristlerin gücüne güç katmak amacıyla bir omuz atmaktır siyaseten. CHP'nin görevi Türkiye'de budur. Oturmuşta hala bir de konuşuyorlar. Kaftancıoğlu da zaten hani bu CHP'den HDP'ye oy geçişlerini güzel bir dille, tırnak içinde söylüyorum, katıldığı yayında açıklıyordu. Var mıydı o video? Orayı da bir dinleyelim. Onunla final edelim. Bir dinleyelim bakalım Canan Kaftancıoğlu nasıl? Parti oylarına baktığımızda bu seçimler özelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul'da en azından, özellikle İstanbul'un ikinci bölgesinde örneğin HDP'ye oy geçişinin oldukça yoğun bir şekilde olduğunu görüyoruz. Yine şey baktığımızda yok. İYİ Parti'ye evet giden oylarımız var ama çok beklenildiği ölçüde değil. Çalışmamıza rağmen HDP'ye gitmiş, İYİ Parti'ye gitmiş oylar vardır. Ancak şunu da söylemek durumundayım. Özellikle şu dönemde parlamentoda AKP'nin çoğunluğu elde etmemesi için HDP'nin de barajı açıp aşıp mecliste olması da kalmayan Türk demokrasisi adına diyelim. Aferin. Büyük bir kazanımdır. Ben aferin kendi adıma isterdim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir tane bile oy gitmeden de HDP'ye başka yerlerden oylar gidip yine barajı aşabilmiş olsaydı. Parti işte oylarına baktığımızda bu seçimler... Şimdi mevzu şu, özellikle de işte başa döndü. Yani şimdi bunlar hani şey var ya... tabiridir. Hani küllerin prensi olacağı söylense bütün ülkeyi yakacak zihniyette adamlar bunlar. Evet. Bunların derdi davası. Söylüyor zaten, artık şey de yapmıyorlar. İstanbul'daki yani hani, oylardan bahsediyor zaten. Tabii tabii. Özellikle İstanbul'daki oylardan. Meclise diyor AK Parti'nin, Erdoğan'ın çoğunluğu alamayacak bir rakamla girmesini sağlamak adına. Evet. Tamam. İyi, mutluyuz diyor. Mutluyuz. Kıvançlıyız. Evet. Bunun için çocuk mu öldürülmüş? Evet. Bunun için bir kadını mı öldürmüşler? Bunun için masum sivilleri mi katletmişler? Türkiye'yi mi işgal etmişler? Bunun için Türkiye'yi mi işgal etmişler? Yansın gitsin. Bunun için belediyelerdeki bütün imkanları terör örgütünün kullanımına mı sunmuşlar? Bunun için bölgede para toplayıp işte PKK'nın biraz daha bitinin kanlanması için işlemler mi yapmışlar? Bunlar CHP açısından, Canan Kaftancıoğlu açısından sorun değil sorun bunlar. Sorun değil, problem. Yani bu şeye benziyor. Hani hedefe gidilecek yolda yapılan her işlem mübahtır ya da zayiatlar falan çok ciddiye alınmaz. Tabii. Hani bizim bir tabirimiz var ya, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diye. Bunların mevzusu da mevzu bahis AK Parti Erdoğan'ı biraz geriletmekse bebek ölmüş, çocuk tabii ölmüş, sivil katliam olmuş. Bayrak, vatan, efendim, bunlar namus, hikaye işler. Namus da teferruat. Bunlar şeref teferruat. Kıymeti tabii önemi yok. Şeref de teferruat. Yani şimdi utanmadan bir de çıkıp şunu da söylerler. Ben daha duymadım CHP'den, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce'den, Canan Kaftancıoğlu'ndan, ki Canan Kaftancıoğlu biliyorsun devlet teröristtir. Tabii. Diyen, azılı teröristtir diyen DHKPC yani PKK'nın bir başka versiyonu, sol fraksiyonu olan bir başka terör örgütünü tabii dibine kadar savunan bir başkanıdır. Doğru. İfadelerini unutuyoruz ya. Bir şekilde inandınız o Allah'ın diye
Refa başlayan. Net bir şekilde. Dörtte bir domuzu oluyor. Bitiren bir ailenin yapısı var kadının. Daha bir şey yok. Göreceğiz bakalım. Artı bütün bunları söylerken de insan olanın yüzü kızarır. Evet. İnsan olanın yüzü kızarır. Yani şu katliamı, anneyi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'yı lanetlerken bile, kerhen yapacaklar çünkü, bunu söylerken bile insanın yüzü kızarır. Çünkü sizin sayenizde bunlar hayat buluyor. Hani o şey vardır ya, hayat öpücüğü, ondan sonra suni teneffüs vesaire vesaire verenler sizlersiniz. Sizlerin sayesinde ve doğru. Hedefiniz, amacınız Erdoğan'ı geriletmekti. Evet. Erdoğan'ın da sen meclise çoğunluğu falan sağlamasını önlemekti. Ya bunun İstanbul bile... oylarında bahsediyor Murat. Tabii tabii. Özellikle diyor İstanbul oylarından diyor. Kendi sandığımdan biliyorum dediğim o zaten. Yani kendi sandığım İstanbul oyu. Yani Kadıköy sandığı, Bebek sandığı, efendim Şişli, Bakırköy, Ataköy sandığından bahsediyoruz. Ha? Yanlış anlaşılma olmasın yani. Siz yaptınız bunu. Bu hale getiren kim? Taban böyle hatırlıyorsun. Evet, şimdi, evet, evet, evet. Taban da buna çok inanmıştı. Birden biz de böyle olduğunu zannetmiştik. Tabanı ne hale, işte böyle getirdiniz işte. Tabanı bu hale getirdiniz. Tabana şunu söylediniz ya arkadaş. Ne yapın yapın. Siz de bize oy verin. Bize veremiyorsan da buna verin. Her türlü ihaneti yapalım. Her türlü haltı işleyelim. Ama bir şekilde bir taban oluşturmaya çalıştınız bu şekilde. İktidara falan gelme amacı yok. Bak ne diyor? Bu bir itiraf aslında. Bu bir acziyet aslında. Diyor ki biz diyor bu şekilde giderken efendim AK Parti'nin mecliste çoğunluğunu alamaması noktasında nedir yani bu şudur. Biz seçime gelirken bir halt yapamayacağımızı biliyoruz. Bu millet bize oy verecek hali yok. Ama bari bu almasın çoğunluğu diye çalıştık biz. Değil mi? İtirafıdır bu. Söyle tabii. Bari bu derken bir söylüyorlar. Mesela de ki başka bir şekilde bari bir şey yapsan ona bir şey demeyeceğim. Azaltma noktasında rakibindir. Ama azaltılması noktasında kim bunu en çok darbeyi vuracak? Terörist partisi. Ya, yüklenin buna. Ya kardeşim 35-40 yıldır biz bununla uğraşıyoruz. İnsan, ölüm, bebek. Yüklenin. Olsun olsun fark etmez. Her aydan bir tanesi. Kaldı ki aynı zamanda CHP seçmenini de salak yerine koyuyorlar. Tabii. Niye? Millet İttifakı diye bir ittifak yaptılar biliyorsun. Bu ittifakın içerisine Saadet'i, İP'yi, kendileri koydular. Hepsine çelme atıp HDP yüklendiler. Koydular ve CHP seçmenini hakikaten salak yerine koydular. Bu ittifakın içerisine HDP'yi almadılar. Tamam mı? Niye? Çünkü biz bu HDP'yi alırsak yani CHP seçmeni de ya bu teröristtir bunlar eli kanlı ondan sonra laf söylerler ya da işte İyi Parti ve Saadet istemedi ifade etmişti. İyi o zaman hani biz şöyle bir hülle yapalım, şöyle bir numara çekelim CHP seçmenine de ya biz ittifakı almadık ama siz hani bize vereceğiniz oylardan bir tanesini HDP'ye vererek bunu destekleyin diye bir propaganda yaptınız. Seçmeni de salak yerine koydunuz ama bunlar müstahak. Ya, biz yazık. Bu programda 24 televizyonunda şehit edilen her bir kişi için bunun sorumlusunun aynı zamanda CHP olduğunu her seferinde vurgulayacağız, söyleyeceğiz, hatırlatacağız. Bunlarla ilgili CHP'nin eline kan bulaşmıştır. Ölen, şehit olan, saldırıya uğrayan, yaralanan kim varsa bunlarla ilgili suç ortağı öyle veya böyle CHP'dir kardeşim. PKK zaten hani baş faili, onların başları bulundukları yerde eziliyor. Leşleri falan dağlardan toplanıyor, ediyor. Evet. Ayrı bir mesele. TSK bununla ilgili, istihbarat bununla ilgili, devletin güvenlik güçleri bunlarla ilgili çalışıyorlar zaten. Balyoz gibi tepelerine iniyorlar. O ayrı bir şey. Leşlerini topluyorlar. Ama öte yandan bu HDP başta olmak üzere CHP'yi de aynı kefeye koyarak tamam, daha önce bunları hani gizli saklı yapıyorlardı beraber iyi salladık şu falan muhabbetiyle aleni bir şekilde PKK'ya terör örgütüne destek veren bir partidir CHP bu saatten sonra. Tabii, yani, o seçimlerden sonra. O yüzden her şehitten, her ölenden, her yalanın kanı CHP'nin, Canan Kaftancıoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin, Sezgin Tanrıkulu'nun, Muharrem İnce'nin de evet yani. İnan hepsinin ellerine bulaşmıştır. Yani seçimden sonra ne oldu falan diye sorulunca şehitlerimiz var geliyor. PKK meselesi tek açılınca ben bir daha giderim dedim. Git. Yakışır. Git bir daha git. Oradaki çadır kur. Aynen. HDP gidin hep beraber Ahmet Şık'ı da bulun. Hep beraber. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Canan Kaptancıoğlu da efendim bir tanesi hariç diye ya kimin ne olduğu ben biz dün Nihat Genç'in konuşmasını verdik. CHP'nin Allah belasını vermiş zaten bu kadının yüzünden dedi. Ben söylemedim. Nihat Genç söyledi. Başka bir genç söyledi. Doğru. O da genç ama Nihat Genç. Doğru. CHP'nin Allah belasını vermiş dedi yani bunu Canan Kaftancıoğlu'nu alarak zaten dedi. Belası. Hani daha önce demişti? Bu kurultayı Atatürk mezarından kaldır.
Mustafa Kemal'i koy seçilemez dedi ya bu CHP'de. Çok doğru bir tespit daha. Abartı üslubu üzerinden ironik fakat tecahül arifane çakma doğru. Çok da abartı doğru olmayabilir ben sana tabii söyleyeyim yani şimdi, o kadar da değil. Şimdi Mustafa Kemal birkaç tane yerli milli dese hadi ya bu da yandaşmış diye hemen gönderirler. Yandaşmış bu Mustafa Kemal'de biz böyle tanımıyorduk falan derler. Ha, bu kadar absürt durumda mı CHP? Görünen o ki yani bir şey katmadan atmaya çalışıyorum. Budur CHP. Bu kadın Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı devlet katil değil seri katildir diyen. Abi. 3 sene önce bunu söylemiş. Bu sefer de devletin katil olmadığını anlamış bir insan değil. Devlete katil söylüyor canım. Efendim? Bütün o şeyden ya, arkasında olduğunu bir, söylüyor. İşte bir aşırı hakaret var. Ana avrat düz gülden belki onun diyor. Hani yanlış. Erdoğan'a küfür olan bir Twitter evet, olmuş. O da belki de dava konusu olur diye bir tur attırmıştır o da. Şey yapsın, olur bu böyle. Yapsın. Öteki de şehitler ölmez, vatan bölünmez lafından tiksindiğim kadar hayatta hiçbir şey tiksinmiyorum diyen Serra Kadıgil'i hatırlıyoruz. O da vekil. Doğru mu? Doğru. Ya baba yani ben sana ne diyeyim başka? CHP'liye ben ne diyeyim artık? Hani bu bir tane şizofren dedi. Öteki işten yanma motor dedi. Abi bırakın şizofren de olmayın. İşten yanma motor da olmayın. 22,5 oy almışsın. Büyük bir zulümdür. Ben bak hakaret etmeden onlar söylüyor. Ben söylemiyorum. Şizofren Muharrem İnce söyledi. Bülent Tezcan da biz dedi işten yanma motor gibi izledi. Motor su kaynatmış. Şizofren paranoya doğru gitmiş. Kompulsif, impulsive gitmiş. Bilmem nereye kadar gitmiş. Bırakın bunları. Bakın konuşulanlara. Bir çocuğa bakın. Çocuğunuza bakın. Türkiye'ye bakın. Zerre kadar vatan duygusu, sevgisi varsa, bayrak ve çocuğunun geleceğini düşünüyorsan bir karar ver. Bak seçim de yok. Ben bunları niçin söylüyorum? İnsanlar hatırlasınlar yahu. Yani bir şey için yaş, bir oy veriyorsan ülkeyi yönetecek olan bir kişi, şunlar mı ülkeyi yönetecekler? Saç saça baş başa bir aydan beri birbirine daldı adamlar. Bir aydır koltuk sevdalı değilim ben. Ben de sevdalı değilim. Hadi o zaman gel kavga edelim koltuk için. Oyunuz tiyatro tiyatro. Şu çıkmış televizyonda hala diyor ki işte İstanbul'dan büyük bir oy gittiği kabuldür, doğrudur. E tamam kına yakın. Ne diyeyim yani? Bakın fotoğraflara kına yakın. Birbirinizle yiyin akşama kadar. Tamam mı? Yani ve siz buna Muharrem İnce gelecek bizi kurtaracak diye gidip propaganda yaptınız ya. Biz dedik ki burada bundan bir şey olmaz, bir cacık olmaz. Yani sakın zannetmeyin ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir kat yukarıda bir adam geliyor yeni bir misyon ve vizyonla. Yok, bomboş. Doğru. Dolu olan da işte en dolusu da bu. Maalesef. Evet, seni katil diyen. Maalesef. Buyurun. Maalesef. Buyurun. Peki CHP'yi konuşmayı sürdüreceğiz ama bu PKK meselesini şimdilik ara verelim. Bununla ilgili tabii Allah'tan bütün bunlara rağmen Hikmet şöyle bir de gelişme var. Bunu da hani söylemekte fayda var. Şimdi gerçi yine bunlar Layık Hikel'den gidiye, ondan yırtıcı geliye diye yine aynı şeyleri falan yapıyorlar ve bu ülkenin iyilerini görmeye çalışan, iyi noktalarını görmeye çalışanları da hedef tahtasına koyup mahalle baskısıyla sindirmeye çalışıyorlar ama Türkiye artık bunların fink attıkları eski Türkiye değil. İyi, Ahmet tabii. Hakan köşesinden bu işin bayraktarlığını yapıyor. Özellikle şeyle ilgili konuşacağım. Masar Alanson, Ahmet Ümit ve Bülent Ortaçgil ile ilgili konuşacağız. Ortaçgil. Ahmet Kekeç bugün köşesinde almış. Şimdi Yavuz Bingöl'ü de yeniden Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan ekürisi çarmıha germeye çalışıyorlar ama artık bunların kıymeti kendinden menkul hale geldiler. Yani eskisi gibi pijamalarla başbakan karşılatılıp ondan sonra bir gün öncesinden gazetelerin manşetinde ertesi günü oluşturulacak kabinenin listelerini falan vermekten evet, fersah fersah uzakta oldukları için hala eski günlerin avunturlarıyla yaşayıp bir şeyler olduklarını, hala etkili ve güçlü olduklarını zannediyorlar o dönemi. Ondan o köprünün altından çok sular aktı. Yani adam yerine konulmuyorlar. Onun için zaten ben uçağa binemedim, ben uçağa binemedim diye Ertuğrul Özkök'e bile yazılar yazıyor. Bu kafayla sen uçağa değil, kanıya bile binemezsin. Ayrı bir mesele ama Ahmet Kekeç bugün bunları fahş eden bir yazı yazmış. Hürriyet'in diyor arsız tetikçisi Ahmet Hakan Coşkun, Yavuz Bingöl'le ilgili ikinci bir linç girişimi başlatmış diyor. Apartta bekleyen hazımsızlar da linç kuyruğuna girmişler. Erdoğan'a küfretmiyorsanız, hele de bir seçilmiş başkan olduğunu söylüyorsanız ölümlerden ölüm beğenin, size dünyayı dar ediyorlar diyor Ahmet Kekeç. Bülent Ortaçgil ne demişti hatırlayalım. Erdoğan %52 oy aldı kardeşim, artık bunu kabul edelim cümlesini söyledi diye derisini yüzüyorlar
diyor Ahmet Yekeci. Yaptılar. Yaptılar. Ben de gördüm yani. Masar Alanson korkmayın laikliğe bir şey olmaz dediği için bombardımana tutuluyor diyor. Doğru. Atatürk'ü çok seviyorum. Hazreti Muhammed'e aşığım diyen bir Masar Alanson vay efendim deyip çok çarmıha gayip, geliyorlar. Evet, böyle maalesef. Bir fasıl da diyor geçenlerde romancı Ahmet Ümit'e diyor. Geçtiler diyor. Hem çarşıcı, hem gezici, hem devrimci, hem ölümüne Erdoğan karşıdı. Ahmet Ümit'in suçu da diyor. Adamın sıfatlarını sayıyor yani. Hep eleştirmeyelim. Eleştirirken yapılan doğru işleri görelim ve ülkemizi batıya şikayet etmeyelim. Dediği için. Hain. Hain oldu şu anda. Hain. Yani. Mahallede şey yok. Evet işte bunlar. Yavuz Bingöl'de geçen işte. Posta gazetesinde bir röportaj vardı diyor Ahmet Keke çizgisinde. Röportajında şunu söylüyor. Ki diyor Posta Gazetesi'ni de diyor yine de ben diyor röportajın diyor deşifrelerine bakmak lazım. Çünkü hatırlarsın değil mi bu Ahmet Hakan Coşkun'la yapılan ya, röportajda meşhur davamız. Berkin Elvan'la ilgili tabii. Söylemediği aynen, bir bu. Mevzuya üst soru ekleyerek evet. Yavuz Bingöl'ü kurtlar sofrasına kesinlikle. Atmıştı Ahmet Hakan. Ben de burnumu soktum. Yalan. Ben de mahkemeye ve dava ettim. Orada Posta Gazetesi'nde şunu söylüyor sorulardan bir tanesine verdiği cevap Ahmet Yekeç. Hani yine buna da bakmak lazım diyor ama ben Manav Mehmet Efendi değilim, bilinçli bir seçmenim. Cümlesiyle birlikte Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan hemen saldırıyor. Çünkü Ahmet Hakan'da kuyruk acısı var zaten mevzuyla ilgili. Ertuğrul Özkök de tabii kuyruk acısı var, başka şey yok. Çünkü Yavuz Bingöl'e utanmadan bir de özür dile gel yayınıma çık teklifinde bulunan bir halet-i ruhiye içerisinde Ahmet Hakan. Ertuğrul Özkök de Yavuz Bingöl'ün söylediği varsayılan ben Manav Mehmet Efendi değilim, bilinçli bir seçmenim cümlesiyle birlikte vay sen manavları nasıl aşağılarsın diye bir yazı döşenmeye başlamış. Kekeç diyor ki Yavuz Bingöl diyor manav esnafını değil diyor. Nasıl oluyor da aydın ve sanatçı kesimden Erdoğan'ı destekleyenler çıkıyor çıkmamalı demeye getiren seçkinleri ve arsız muhalifleri aşağılıyor diyor. Sizleri aşağılıyor yani. Tabii. İyi de ediyor. Okuduğunuz iki satır yazıyı anlamaktan aciz olduğunuz için buna fazlasıyla müstahaksınız diyor Ahmet Yekeç köşesinde. Dolayısıyla hani buradan çıkış noktamız şey olsun. Oradan yürü istersen sen yani de Hikmet. Çok da doğru. Erdoğan'a artı bir şey söyleyen kim varsa utanmadan arsızca bunları boğmaya çalışıyorlar. Bunlara da sahip çıkmak lazım. Masar Alonso'na, Bülent Ortaçgil'e, Ahmet Ümit'e, Yavuz Bingöl zaten hani sözünün arkasında ve söylediğini açık ve net bir şekilde ifade ediyor ama bu vaziyette daha önce bu mahalle baskısıyla beraber akıl muvazenesini en azından askıya almış isimler tekrar bunları askıdan indirip kullanmaya başlayınca yine bu mahalle baskısına boyun eğmemeleri için desteklemekte fayda var diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyeceksin? Bak şimdi bu sanatçılar yani önemli değil. Türkücü, artist, işte film oyuncusu neyse. Bu meseleyi çok iyi şöyle biliyorum yani çok iyi takip ediyorum. 2015'ten beri 2018 olmuş 3 sene. 2015'te başlayan bu sürece girdiğimde hani kuyruk acısı falan diyorsun bizim de canımızı yakmaya çalıştılar. Ahmet Hakan yaptı bunu daha doğrusu ve dava açtı. Şahsına tek bir kelime olmamasına karşın tekrar yazıyı okudum. O yazı hala internet sitesinde duruyor çünkü. Ve kaldırılacak bir yazı falan değil. Genelleme olarak yani bu işin işte her türlü üç kağıdını öğrendin orada oturdun diyerek yazdım yazılar. Mesele şu. Yavuz Bingöl ile röportaj yapmış. O röportajdan bunu çıkartmış. Belki hemen meselesi. Efendim Bülent Ortaçgil'in açıklaması Masal Anson'un efendim Atatürk'ü tabii ki severim ama peygamber aşığım. Bunun üzerinden bak asıl sosyoloji tehlikeli. Yani bir sanatçı bunu söylemiş olabilir. Aksini de söylemiş olabilir. Ama yani böyle bir sosyoloji oluşmuş bir Türkiye'de. Yani muhalefet işte bu, işte hep bu CHP. İşte bunlar hep CHP. Canan. Bunlar Serra. Bunlar işte Bülent Tezcan. İşten yağmalı motor. Motor meselesi var ya. Bu hale kim getirmiş kafaları, zihniyeti? Normal şartlar altından bahsediyoruz. Bu ifade hep kullanmıştı. Bana ait bir cümle tekrarlayayım. Sanatçı dediğin kişi halka mal olan kişidir. Halkın malıdır. Halka rağmen mal olunmaz. Ona sanatçı denmez, mal denir. Halkın yaptığına, ben ki sanatımı yapıyorum. Eyal Evgin de yaptı bunu. Üniversite mezunları milletvekili seçsin. Ortaokul, lise mezunları muhtar seçsin. O da bunu seçsin. Kafaya bak. Yani şimdi insan, özgürlük, eşit şartlar. Ya sen Anadolu'daki o köylünün asil ferasetine haberin var mı? Yok. Sen diyorsun ki Ertuğrul Özkök
İşte şu kadar üniversite bitirdi. Adam hala fit. Aynaya bakıyorum, kendime aşık oluyorum denen bir psikopat. Türkiye'de 5 vekil birden seçsin. O bizi bilir. Ya seçti de ne oldu şimdiye kadar? Çok cumhuriyetçi ve çok layık insanları gördük. 10 yılda bir darbe. Layıklık elden gidiyor. İrtica geliyor. Köylü millet efendisidir ama ben burada şarabımı içeyim. Hadi köyle bakalım. Kanada yürü. Patates baskı yapalım. Yerli balı yurdum balı. Böyle bir Türkiye. Siz çok mutluydunuz böyle Türkiye'den. Tank yok. Helikopter yok. Ondan sonra Marshall yardımı diye verilen Kakala'dan tankları Tuzla Piyade Okulu'ndan elini yürütelim derken 10. kilometrede hepsi bir yolda kalmış. Süt dolu satmışlar. Ya sen nerede kaldın? Yani bir bakıyorsun, hani senin kızdığın ilticacı, mültecilerin yaptığı şeylere bakıyorsun. Bir de sizin çok layıktık. Acayip mini etek giyerdik. Esten böyle işler yap. Şimdi sanatçı dediğin şey, bir daha söylüyorum. Halka mal olmak, yani halka mal olmak farklı bir hadise. Onun sahiplenmesinden kastediyor. Ama halkın tercihlerine küfretmek diye bir şey yok. Yani bunu bu şekilde algılamak. Şimdi ne zaman Erdoğan, bu ilk değil ki. Ya çok da uzağa gitmeyelim. Beraber gitmedik mi Olpınar'a? Beraber gitmedik mi oradaki askerlerin sınır boyunda bekleyen aylarca, haftalarca orada tankın içinde, karakolda, gurbette, çocuğu nerede? O askerlerle beraber orada gidip de gittiğimizde hepsine merhaba, selam, aa bak kimler gelmiş falan. Bir onlara bir böyle bir moral, motivasyon olmadı mı? Değil mi? Güzel bir şey değil mi? Örneği vermedik mi? Ya bizi, yani bu sosyoloji tehlikeli bir sosyoloji. Bizi zorda bırakıyor. Biz hemen çözüm buluyoruz. Bak Vietnam'a da bilmem Marlin Monroe'ya göndermişlerdi. Mesela. Bilmem onlar da yapıyordu abi. Yani böyle örnek vermek zorunda kalıyorsun. Bundan doğal bir şey yani, bir sanatçı, bir medya mensubu, tanınmış bir isim, ekran yüzü, şu bu. Girecek sınırda askere, merhaba nasılsın diyecek. Aa bak bana gel, bir hemen fotoğraf çektirin de ben bir anneme göndereceğim. Bu çok zararlı bir şey. Kılıçdaroğlu çıktı, hakaret etti hepimize. Hepimize ya. Hadi beni, ben Karaca olan, beni köşeye atın. Önemli değil. Orada bir sürü ya. İşte Bülent Ersoy, işte bilmem Zeki Müren. Şimdi Zeki Müren diyorum. Nereden açık Zeki Müren? İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses, bilmem Sibel Can falan gibi isimler gelmiş. Yaşladım oldum, ortaya çıktı. Zeki Müren diyorum hala. Geçen de örnek verirken Jimmy Carter gelse yapmam dedim Allah'tan mesela. Jimmy Carter nerede kalmış? Allah da ıtri falan demedi. Neyse dedim yani. yine Zeki Müren'le kurtardım. Zeki Müren açıktı hakikaten ya. Onlar oraya gelmiş olması. Bunlar Kılıçdaroğlu çıktı. Alayına gider dedi. Doğru. Sizin ne işiniz vardı? Cumhurbaşkanı yanında. Ya kafayı mı yediniz siz ya? Bu nasıl bir düşmanlıktır? Ondan sonra diyorsun ki bu sosyoloji çok halk böyle zannetmişti. Deli ettiniz adamları. Kafayı yediktiniz yani. Şizofren diyor ya, o günkü gibi. Fox'u basmışlar falan. Bakırköy diyeyim ne yapayım? O da yine işten yamalı motor gibi izliyor. En doğrusu da şeyi söyledi yani. Hakikaten sürekli çalıştırıyor. İşten yamalı motor hali. Al, ya sabah akşam okun Yılmaz Özdil'i. Kafayı yersin zaten. Baba onları da aldım, bir iki notu aldım. Ya, aldım. Ya aldım, sanatçı aldım. Ya adam, bir sanatçı bunu söyleme hakkı yok. Yavuz Bingöl bunu söyledi. Efendim Bülent Ortaçgil bunu söyledi. Alan Sol gitti bak dedi. Daha çok seviyormuş peygamberi. Ya bir sanatçının hani sanatçı aykırı olurlardı. İşte bu da yok. Yani hangi tarafından bakarsan bak, özgürlük de yok. Ha nedir o? Şu. Sanatçı dediğin hani gazeteci tarif yapıyor ya bunlar. Bunlar normal değil zaten. Gazeteci böyle olmaz. Ya yalakalık yapıyorsunuz. Gazeteci itiraz eder. Edeceğim tamam hadi edelim. Ne yap? Hadi edelim. Ne yapalım? Öyle %1.4 büyüme olmaz 15'te. Tamam diyeceğim ben. Sen de diyorsun. Türkiye battı. Oğlum kafayı çalıştır. Manyak mısınız hepiniz ya? Yani şey yaptık. Tank yapıyoruz. Helikopter yaptık. NATO'da gösterdik diyorsun. Mesela adam. Gördün bak yalakaya bak diyor. Ulan ben yapmıyorum. Tanka ben bilmiyorum. helikopterle işim yok. Vallahi bana para da vermiyorlar helikopter düşünce. Diyorum ki ben hadi beni gene Dadaloğlu gibi at köşeye. Ya benden sonraki bir nesil ekonomisi güçlü. Kendi savunma sanayisini %100 yerli yapmış. Bir dünya gücü. Çıktı mı pasaportum böyle. Ben yıllarca bu yaşı yaşadım çünkü Almanya'da. Abi mesela bunu, girip çıkarken Almanya'ya burada, bir tanesi salladı böyle pasaportumu. Bunu söyleyeyim yani hatırlatayım. Ne oldu dedim. Dedi ki bu dedi pasaport dedi geçerli değil. 12-13 sene evvel. Belki daha az. 10 sene evvel. 2010'larda falan. Bu dedi pasaport dedi olmaz dedi böyle. Nesi vardı? Eski var ya hani o mavi pasportlar. O dikişi vardı. Lacivert. Dikişi de ayrılmış. Şöyle ayrılmış öf. Düsseldorf girişinde.
Niye dedi? Bak dedi böyle ayrılmış falan bir. Dedim ki sen dedim benim pasaportumu sallayamazsın. Alman'a söylüyorum tamam mı? Fakat bir taraftan da korkuyorum. Niye dedi? Al git dedi bana. Ben çıkış yapıyorum çünkü yani. Almanya'dan çıkış yapıyorum. Türkiye'ye dönüyorum. Dedi ki tamam da al git dedi. Dedim böyle bağıramazsın. Dedim üstünü çağır. Havanda problem çıkartıyorum. Neden çıkartıyorum biliyor musun? Tek gözümden de gelen şu vardı. Daha önce gittiğimizdeki eziklik var ya hani yurt dışına çıkınca eziklik. Yani Türkiye'den çıkıyorsun sana ne yapıyorlar abi? Bütün Afganistan'dan, Orta Asya'dan gelen tüm uyuşturucu trafiği Türkiye üzerinden geçiyor. Avrupa'ya girdiğin her ülkede sana bir potansiyel uyuşturucu kaçakçılığı şey yapıyorlardı. Doğru. 2010 yıllarda bir geldik. Ben bu hareketi yaptığınızı düşündüm. Ya dedim ben sonra işte müdürü geldi, şeyi geldi dedim. Benim şu anda benim dedim memleketim bana verdiği pasaport. Üzerinde dedim ay yıldız var. O pasaport dedim sizin de yukarı sallayıp da dedim beni aşağılama şansınız yoktur. Böyle bir hakkınız da yoktur. Vermiyorum dedim. Bu dedim havaalanı dedim. Almanya dedim yaptığı şey insan haklarına aykırı. Özgürlükler diye konuşuyorsunuz bilmem ne diye. Neyse yani mesele şu. Bundan insan geleceğiyle ilgili başka ne düşünebilir ki? Yani sen oturup da şimdi bir doğru olumlu bir şeye veyahut da olumlu bir siyasete destek veren sanatçıya niye bağırıp çağırırsın ki? Veyahut da tercihine. Efendim peygambere aşığım. Derdin de senin ya. Aslında şey yapmak lazım. Bunları Erdoğan'ın bir lafı var ya Adem'e mahkum etmek diyor ya. Yokluğa. Bunları yoklamayı yokmuş. Çünkü bunlar öyle bir noktaya geliyorlar ki bunların neticesi, nihayeti, sonu affedersiniz izleyicilerimizden de özür dileyerek söylüyorum. Öyle bir tabir olduğu için kendi pisliğiyle oynayıp o vaziyette böyle hani ağızlarından sel yakacak noktaya gelecekler. Çünkü bu kadar mutsuzlukta, bu kadar her sabah kalktıklarında sinirle hayat uzun sürmez, yaşayamazlar zaten. Böyle bir şey yok. Ya eninde sonunda bunlar bir şekilde kafayı yiyecekler. Ve bunların sayısı da giderek azalıyor Allah'tan. Yani şunun için söylüyorum, biraz da bu işi bardağın dolu tarafından bakma babından söylüyorum. Bu vaziyette kafası çalışanlar, kendileri gibi düşünmeyenleri, kendileri gibi siyasi bir çizgide bulunmayanları, kendileri gibi marjinal olmayanları makule yaklaşmanın artık daha önemli olduğunu geç de olsa idrak edenleri kendi marjinal alanlarından ayrıldığı için her zaman eleştirecekler zaten. Bunları hakikaten ademe mahkum etmek, yokluğa mahkum etmek, görmemek gerekiyor. Bunların devirleri de geçti zaten uzunca bir süredir. Dinozor kapalı. Bak mesela Fazıl Say'ın şeyin iki gündür röportajını okuyorum Hürriyet gazetesinde. Mesela bir şeyler söylüyor adam orada. Çok yakındır yani Fazıl Say'ı da linç etmeleri az kaldı. Biraz böyle şey yapıyorlar ediyorlar da Fazıl Say çizgiyi iyi koruyor o noktada. Biliyorsun FETÖ'cülerin, Adnan Hoca'cıların ihbarıyla falan mevzuları çıkmıştı, ortaya çıkmıştı. Evet. Ondan sonra bununla ilgili bu Hayyam'ın şiiri okudu evet, falan meselesiyle. Binlerce, tabii. O da dediği doğru yalnız binlerce dava açıldı. O var mesela o ben diyor konser verdiğim dönemde dış işlerindeki FETÖ'cülerin benim konserlerime kendilerinin gelmediği gibi konsolosluk, büyükelçilik yetkililerini de göndermedikleri de ortaya çıktı. Şimdi öğreniyoruz ki birçoğu zaten FETÖ'cüymüş, temizlendi. Şimdi artık konserlerime geliyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum, memnun oluyorum. Çünkü ben bu ülkenin sanatçısıyım. Bu ülkeyi gururlandırmak üzere çıkıyorum. Ve bu ülkenin temsilcilerini de beni ziyaret etmesi. Çok önemsiyorum diyor yani. Ben onlar diyor kucağını açtılar, ben kucağımı açtım falan diyor. Artık normalleşme meselesini söylüyorlar. Normalleşmeden kasıt da şu. Her zaman bunu söylüyoruz. Normalleşme dediğiniz bir çizgiyse AK Parti ve seçmeni o çizginin hemen dibindeydi zaten bu zamana kadar. Siz çizgiden uzaklaştığınız için aradaki mesafenin çok olduğunu zannederek yorum yaptınız. Çizgiden uzaklaşan, makulden uzaklaşan sizlerdiniz zaten. Şimdi doğru. O makulden uzaklaşan, çizgiden uzaklaşanlar biraz daha yanaşıyorlar. Mesafe kısaldığı için ha bak ne güzel işte kutuplaşma gidiyor diye yorumlar yapıyorlar. Hayır kardeşim o çizgiden siz uzaklaşmışsınız zaten. Çok, şimdi çok yaklaşıyorsunuz önemli. Çizgiye doğru. Çok mesafe önemli. Kısalıyor. Memnun oluyorsunuz. Memnun oluyoruz zaten. Bununla ilgili sorun yok. Bak şimdi birazdan mesela şeyleri de konuşacağız. Ama şu çok bu tespiti üzerinde çok önemli bu aslında. Tabii yani. Türkiye'de belki de o hani kutuplaşıyoruz ötekileştirme meselesi var ya çoğunlukla CHP'nin dile getirdiği. Ve aslında bizzat kendileri yaptı. Tabii. Yüzde. Yıllarca yapmışlardı. Yapmaya devam ediyorlar hala. Hani elden gidiyor. Bunu bu sefer kapalı şekilde yapıyorlar. Bunlara aslında saldırışlar var ya mesela bahsediyorsa saldırışlar sadece siyasi refleksler de değil bu arada unutmayalım. Bir kısım insanı böyle din karşıtı yetiştirmişler ve bu din karşıtı kişiler kaybettiklerini hissediyorlar ya. Böyle ultralayık kişilerden bahsediyorum. Bir şeyleri kaybetmiş gibi bir öyle psikoz içerisinde onunla saldırıyor adam. Doğru. Oradaki ona dokunan o yoksa. Yoksa ona ne?
kimi sevip sevmediği. Ya, iyi, yalnız yani. Söylediğin şey mesela Fazıl Say meselesi çok önemli bir şey. Ya, makule geliyorlar. Eskiden olsaydı mesela bu şey. CHP'nin bu politikası yani AK Parti gelmesinden sonra bizzat ötekileştirip durup durup da bak ötekileştiriyor diye ciyak ciyak bağıran bu kafası işte bu motor işten yanmalı motor haline getiren bir sosyolojisi vardı ya Bülent Tezcan dediği gibi. İsterim ki açıkça ifade ediyorum ki benim eşim ve dostlarım bilir. Mesela ben piyanoyu çok seviyorum. Normal olan şu. Fazıl Say'ın neye inandığı, ne düşündüğü, ne yediği, ne içtiği, kime oy verdiği, ne kadar bilmem neci olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Bir piyano virtüözü olarak dünyanın en ilerinden bir tanesi. Doğru. Muhteşem çalıyor. Doğru. Bununla konuşmamız lazım. Ve bunu konuşurken de Fazıl Say bunu konuşurken de Fazıl Say'ınla benim o benim sakalımla veyahut da başka bir şeyimle yargılamadan benim de onun efendim bu adam neyin nesidir? Yani dünyanın en iyi 10 piyano virtüözünden bir tanesidir. Bir onur meselesidir. Bak ben ayırmıyorum. O kadar sövmüştür öyle değil mi? Bak o kadar da insanları aşağılayacak bir tek ifadeler olmuştur. Yaptığı zaman da yapmadı. Şimdi herkes de böyle sütten çıkmış akkaşı muhamesi yapmayalım. İyi canım Fazıl Say 2007 2008'deki röportajlarını yazdı yani. Yazmaya çalıştı. Akla seza konuşmaları öyle. Vardı yani o ben, dönemlerde. Ben de yazı yazdım Fazıl Say'la ilgili. O bir küfürlü ifadeleri var mesela. Dedim ki ya sanatçı diyorsun dedim. Adam dümdüz bir ana avrat küfür fitmeliği kaldı falan diye. O eleştirin bakidir ama onu bir köşeye atarak söylüyorum. Yani bir uzlaşmak amacı falan değil. Senin o demin dediğin o toplumsal kırılmaların içerisinde olmaması gereken şey. Masahan Soy, sanatçı. Bu adam dünyadaki en iyi piyano virtüözlerinden bir tanesi. Oturup dinlemek isterim. Adam niye gitsin Japonya'ya? Veyahut da bu mevzuyu niye açıyorsunuz? Adam bir şey yazıyorsa niye sosyal medya linç halinde atlıyoruz ve atlattığınız? Bu yanlış. Bak Hikmet şu da önemli. Fazıl Say diyor ki, bunu biliyorsun Harbiye'deki konser iptal edildi. Evet. Konserini iptal eden de adı Atlantis'ti zannedersem. Bu firma. Evet. Fazıl Say konuşmasında diyor ki birileri benim konserimin iptal edilmesini yukarılara, yukarıdan kasıtında ne olduğunu biliyoruz. Yani Erdoğan'a bağlıyorlar. Gönderme yapıyor. Tabii Erdoğan'a bağlıyor. Hayır diyor ya. Benim diyor konserimin iptal edilmesiyle ilgili yukarının Ankara'nın falan rahatsız daha doğrusu talebi falan yok. Bilakis bu konserin olmamasından Ankara'nın rahatsız olduğunu duydum ben diyor. Söylediler bana diyor. Şimdi bak nereden nereye geliyoruz? Nereye geliyor? Nereden ya. Nereye geliyor? Bunu 3 sene 5 sene önce ya da işte o özellikle gezi olaylarından sonra Erdoğan düşmanlığını pompalayanlar yapılan her işte ayağı taşa takılsa Erdoğan'ın talimatı ayağı bilmem şu olsa şu oldu. Başına bilmem işte affedersin kuş pistesi Erdoğan yaptırdı falan şizofrenisine kapılan insanlardı bunlar. Makulden uzaklaşmışlardı. Benim önemsediğim mesele bu gibi işlerde o öcü gösterilen, diktatör gösterilen, her şeyin müsebbibi, her kötülüğün anası olarak gösterilen ve buna inandırılan sözde çağdaş, ondan sonra büyük koca aydınlanmacı, büyük üniversitelerde süper, ultra eğitimler almış. Kendilerini hani beyazın da en beyaz olarak gören insanların bu kadar aptalca hareket etmeleriydi o dönemde. Şimdi en azından makule geliyorlar. Ne alakası var diyor. Yani Ankara diyor bunu niye engellesin? Evet. Bir tane yapım firması engellemiş. Benim zaten yüzlerce konserim var diyor. Bir tanesi engellenmiş. Ne olacak çok, diyor. Çok güzel. Fazıl Say. Fazıl Say. Ankara'nın bundan rahatsız olduğunu, bu engellemeden rahatsız olduğunu biliyorum diyor. Niye engellendi diye diyor. Ne güzel şimdi işte. Makule geliyorlar. Mazhar Alanson, Bülent Ortaçgil, Yavuz Bingöl şu bu. Eleştiri haktır Hikmet. Hiçbir zaman bak kesinlikle sen de katıldın. Biz de şey yaptık görüşmelerde, seyahatlerde. Erdoğan yapıcı olan, düşmanlık sergilemeyen her eleştiriyi tabii. not alıyor. Bunlarla ilgili gereken neyse cevabını veriyor. Yeterli bilgisi yoksa danışmanları ya da sorumlularından bilgi alıp mevzuları cevaplıyor. Bunun örnekleri bir iki falan değil. Onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var bunun. Ama düşmanlık edersen de kardeşim sağ yanağıma vurursan solumu çevirmem ben diyor. Peki, tabii canım. Ya cümle, vurursan vururum diyor şöyle, yani. Siyasetten cümleye şöyle başlar mısın? Diktatör zaten bu. Bitti. O dedi, hiç bitiyor. Konuşmayalım o zaman baba. Ha, hiç konuşmayalım. Diktatöre diktatör diyeceksin yani. Zaten işin şeyi orada. Oksimoron yani bu. Tenakuz var içerisinde. Çelişki var. Oksimoron. Evet. Diktatöre bak görüyor musun konuşuyor diye. Ya sen diktatöre bak diye konuşuyor diye bağırıyorsun yani. Hadi git Almanya'da dedik yani örneğini verdik. Merkel'e diktatör diye bağır bakalım. Yaz üzerine. Hani burada geldi ya bir Alman eylemci vardı ya. Türk. Küçümen mi neydi unuttum adamın ismini soyadını. Hatırlıyorsun şu şeyde
Almanya'da eylem yapan bir Türk vardı ya. Şimdi buraya geldi Beyoğlu'nda. Diktatör Erdoğan yazdı. Kimse beni çevirmedi abi diyor. Hadi yaz bakalım Merkel diktatör diye Hamburg sokaklarına gez. Şeyi de unutmayalım. Çanakkale Troya sonatası var. Eseri var. Sonatı. Sonatı var. Bu Çanakkale sonatı 9 Ağustos'ta mesela çağırıyor. Mesela hakikaten insan şey yapıyor. Bu, bak konuyu açtım. Şu an tamamen spontane şey söylüyorum. Sana konuşurken de aklıma geldi. Eski hatırlarsın NTV'de Fazıl Say'ın şeyleri vardı. Fazıl Say'ın böyle 45'er dakika, 20'er saatlik böyle konserleri falan çıkardı. Yurt dışındayken de ayarlayıp muhakkak bir bakardım mesela. Yani çünkü, bayağı ilgilisin sen yani. Abi ilgileniyorum çünkü çok güzel. Yani hakikaten piyanonun sesi diğer bütün o enstrümanın dışında farklı bir şey, tınısı var. Yani bir de insanın çok kattığı şey var o enstrümana. Onunla güzelleşen bir şey. O yüzden mesela bunu söylüyorum. Bunu söylerken de bir amacım yok. Sadece şunu söyledim. Bu aklı selim işte halka mal olmak böyle bir şey. Halka mal olsunlar. Halka rağmen mal olmayın. Şimdi az önce bu şey dedilen Nurcan Karakaya ve bebeği 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya ile ilgili detayları aktardık. Çok geçmeden bir fotoğraf şu anda düştü sosyal medyaya. Şu SİHA'lara zanneden. SİHA'lar değil mi bunlar? SİHA'lara yüklenen bombalar o tepelerine inecek. Evet. Ha, Van'dan havalanmış şu anda, havadaymış. Teröristlerin tepesine Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa Karakaya'nın tarihlerinde atmışlar bu bombayı. Tepelerine indirip o teröristleri, o leşlerini yere serecekler. Onu da söyleyelim inşallah. İnşallah. Şimdi bütün bunları falan konuşurken Hikmet tabii bazı eleştirileri de biz de getiriyoruz zaman zaman yapılan işlerde. İşte yöneticilerin, ülkeyi yönetenlerin yapmış olduğu ve bizce yanlış olduğuna, hata olduğuna inandığımız meseleleri de gündeme getiriyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi dün haberlerde yer aldı ama arkasından bir başka haber de çıktığı için bunu gündeme almak durumundayız. Hem Samsun'da hem Bafra'da yaşanan artı bir tane daha var. O da zannedersem Altınoluk tarafında mıydı? Şahin'e falan kürekle vurma muhabbeti. Bodrum falan da olabilir. Evet, o tarafta yani. O tarafta. Güneydeydi yani, öyle evet. Hatırlıyorum ben. Onları da vereceğiz birazdan ama Samsun'da. Ayvalık. Ayvalık'ta mıydı? Olabilir. Arkadaşlar söyledi. Tahta yeni geldik ya, üstüne sayıyoruz. Kaş kalkan. Şimdi Samsun'da bir hastanenin yolunda geniş bir alan. Bu driftçiler, hani senin mahallende olduğu gibi Bağdat Caddesi'nde falan hız yapanlar olduğu gibi artık burayı kapatıyorlar, artık yapamıyorlar. Evet, mümkünatı var mı yani? Hani böyle bir şey devlet istedikten sonra bunlara evet. Müsaade etmez kardeşim. Bize burada çıkıyor. Drift yapıyorlar. Görüntü şu. Bu görüntü. Bak o yol hastaneye giden yol ya da o yol işlek bir cadde yani ben hastane diye biliyorum evet, işlek bir cadde. Bak arka taraftan ana yol yani. Arka taraftan bir ambulans geliyor. Şimdi bak birazdan gösterecek. Ve bunlar bu driftçiler yolu kapattıkları için o yoldan gelemiyorlar. Normalde geliş yoluna girmek zorunda kalıyor bildiğim kadarıyla ambulans. Ve oradan hasta taşıyor ya sirenlerini çala çala geliyor. Tamam. Bunlarla ilgili olarak da bu sorumsuzlar işte aynen böyle düğünlerde sağda solda falan silahı. Bak arkadan geliyor şu anda ambulans yan yola sapacak sirenlerini çala çala geliyor. Ve mecburen o taraftan geçip. Hastaneye ulaşmak zorunda kalıyor. Çünkü trafiği kapatmışlar, yolu kapatmışlar. Aynen bunlar şey gibi. Düğünlerde havaya ateş açan ve insanların ölümüne neden olan magandalar gibi. Aynen trafikte bilmem bir sürü hani hatalı işlemler yaparak. Bak şu anda ambulans geldi. Giremeyeceğini anlayınca döndü. Karşı yola giriyor. Sirenlerini çala çala geliyor. İleride uzakta. Oradan devam ediyor mecburen. Hasta yetişecek hasta. Yazık. Dün yoğun bir şekilde bunun haberleri girdi. Bir ambulans geliyor yandan geçecek ve hastayı yetiştirecek can. Samsun Valiliğinden bir açıklama geldi. O açıklamada da şey diyor. Efendim bunları diyor yapanları tespit ettik. Ceza kestik bunlara falan. Yani olayın kendisi zaten berbat. Açıklama bir başka berbat. Valilikten ya kardeşim siz bu bir kere yapılan bir iş değildir. Olmaz da böyle şeyler. Bağdat Caddesi'ndeki o hız meselesini onun için o örneği veriyorum. Bunlar muhtemelen daha önce buraları mesken tutmuşlar. Geniş yol muhtemelen yapıyorlardır. Yani biz sorumluları tespit ettik, ceza kestikten ziyade bu işin olmasını engelleyecek artık yeni Türkiye dediğimiz ya da yeni sistem dediğimiz mesele biraz da bu. Yani valilere biraz daha fazla şey evet. veren, güç veren, biraz daha böyle hani valisi oldukları ilin
her türlü emniyetini ve diğer meselelerini falan sağlamayı amaçlayan bir yeni bir sisteme girdik artık. Yani SSC gibi bir suçları bu. O zaten senin işin suçluyu bulmak. Bütün yayınlandıktan sonra, bütün Türkiye'ye mal olduktan sonra zaten vereceksin onu. Araba belli, plakası belli. Devam eden mobeselerden falan arıyorsun, buluyorsun. O zaten senin evet. işin, onu yapacaksın zaten. Evet. Önemli olan şu işler olmadan önce inisiyatif alıp bu işlerin engellenmesi hususunda emrinde olan güvenlik güçlerine, belediyeye, şuna buna kim varsa, çünkü sen oranın bir numaralı mülki erkanısın, devletin temsilcisisin. Bunlar olmadan önce bir şeyler yapacaksın. Önemli olan bu. Bu bir. İkincisi, Bafra'dan bir görüntü var. Bafra'da bu ayrı bir şey. Bu da yine Samsun Bafra'da. Bu da Sayın Vali ilgilendirdiği için söyleyelim. Bafra'da yolun kenarından, yan yoldan hızlıca geçen bir araba o sırada bahçesindeki suyu tahliye etmek isteyen şu amcanın üzerine sıçrıyor. Amca, kesilmemiş görüntüsü var mı bunun? Geri geri geliyorlar çünkü. Amca muhtemelen giderken bunlara sayıp sövüyor. Yanından hızlıca geçiyorlar ve ondan sonra üzerine su sıçrattığı için sonra araba geri geri geliyor. Geri geri geldikten sonra şoför mahallindeki değil de bak şurada amca suyu tahliye etmeye çalışıyor bahçesinden. Hızlı geçince amcayı el kol hareketi yapıyor. Görüyor musun? Elini kaldırıyor falan. Her ne dediyse artık. Her ne dediyse artık. Suyu boşaltma. Geri geri geliyor araba. Duruyor. Şoför mahallindeki değil. Yanındaki çıkıyor. Yaşlıca da bir amca bak geri geldi. Adamı yere yatırıyor. Yumruk yumruk. Ya öldürecek herifi. Öldürecek herifi. Bu olay ortaya çıktıktan sonra jandarmaya yakalıyor adamları. Geliyorlar. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor. Şimdi burada da... Serbest bırakılmış mı bu? Serbest bırakıldı. Şu anda yakalanmıştır herhalde. Hayır. Şöyle bir şey var. Şöyle bir hissediyorum şey. Bak bugün yakalanıyordur bu. Şu oluyor. İnsan kaldırmaz çünkü. Serbest ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılıyor. Serbest nasıl bırakılır cümlesi şey yapıldıktan sonra yeniden devreye girilip savcılık bu sefer şey yapıyor. Hakkında tutuklama kararı, gözaltı kararı alıyorlar. Tamam, işte aranıyor. Bilmiyorum bulundu mu bulunmadı mı. Muhtemelen bulunur ama resmen yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya, bunu yani. İfadesini alıp serbest bırakan savcı o adam babası olmuş olsaydı aynı şeyi yapar mıydı kardeşim? Soru bu. Yani oradaki bahçesindeki tarlasındaki suyu boşaltmaya çalışan o iki tane magandanın ifadesini alan savcının babası olsaydı bu adamlar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılır mıydı? İşte bunu daha önce de sen gündeme getirirken Murat Çiçek. Bu da valiye, Samsun valisine sorumuz olsun bu da aynı zamanda. Tabii hukukun da mevzusu bu. Yani sadece öyle şey yok ya, öldürecek adamı ya. Tabii öldürecek tabii. Yani bunu daha önce şöyle söylemiş. Yani bu empatiyi daha önce hastanede böyle doktor dövenler. Efendim yok sokakta bana yan bak deyip adamın kafasına bilmem ne indirenler. Bunun kabahatler kanunla olur mu kardeşi falan diye biz bunu daha önce dillendirdik. Hatta sen de burada bunu çok sert bir şekilde eleştirmiştin ve aynı benzer örneği verdin. Mesela aynı şekilde bir savcının eğer oğlu olsaydı böyle olur muydu diye verdiğin örnek gibi veyahut da bilmem neyin aynı örneği gösteriyoruz. Şimdi bu görünen şeyler tabii bu şey var. Olayı böyle tasvir etmeye gerek yok. Bakıyorsun orada duruyor her şey. İniyor aşağı. Yerde düşen bir adama. Yani velev ki o yaşlı, velev ki de genç. Ben bak o da fark etmiyor. Yaşlı olması çok daha büyük bir kabahat. O başka. Yani geçen neye kızdık biz burada? Neyin karşılığını istedik? 82 yaşındaki bir adamın, bir amcanın polisler tarafından ters kelepçeye vurulup bir de biber gazı sıkılmasına. Yani sen iki tane koca genç polis. O da şu görüntüler işte. Genç polis. Yani bir 82 yaşındaki bir yaşlı amcayı, çekiştiren yaşlı amcayı efendim kontrol altına alamadık diye gözüne biber gazı sıkıyorsan ha, bu ara bu zuldür. Doktor da ölen amcadan şikayetçi olmuş. Onu da söyleyeyim. Doktor şikayetçi olmuş. Yani çok ya adam taşkınlık yapmış. Yani onunla ilgili şey yok, sorun yok. Yani onunla kimse ya, onu yapmış öteki de küfür etmiş de olabilir. Tamam mı? Bak insanların neyi söylediğinden üzerinden gitmiyorum. Öteki de gitti amca, gitti ana avrat küfür etti mesela. Durdun. Tamam dur geri döndün. Sen de ona küfür ettin, ettin. Bir yere kadar anlayabileceğim şeyler var. İnsan refleksinden bahsediyoruz. Ama adam yaşlı veya genç herhangi bir şey. Gördüğümüz şey görüntüye göre hani bu hukuk neye göre yapıyor? İşte diyoruz ya anlattık ya silahın var. Belden yukarısı ateş ettin. 20 sene aşağı ateş ettin 5 sene veya 10 sene. Yarı yarı. Niye? Hayati organlar yukarıda. Sen öldürmeye çalışıyordun onu diyor. Anlıyorum ben diyor. Çünkü evrensel bir kuraldan bahsediyoruz. Şimdi yerdeki düşmüş bir insanın üzerine hırsını böyle çapa yapar gibi hırs. Üzerine, tak 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 defalarca ama kendinden mi geçti?
elin yumruğu kafasına mı geliyor? Gözünü mü çıkartıyorsun? Yani o şu darbeyle ya. Bu darbeyle insan ölebilir. Evet. Yani elinde bir şey de vardı. Vurursa kafasına gider adam. Bu hakikaten cinayete teşebbüs. Başka bir şey değil. Dark mark değil yani. Şimdi o yüzden görüntüler resmen var. Resmen öldürmeye çalışıyor. Başka bir şey tabii, değil. Tabii görüntüler var. Bunu bu tür toplumda bazen geri dönüp tekrar tabii dönüyorum. Bazen kızıyoruz ya biz hangi ara buraya geldik? Hani yaşlıya da mı saygın yok? Şuna da mı saygın yok? Hani dedim ya ben geçenlerde ya polisin bari 82 yaşındaki bir adama biz 80 yaşındaki bir adamı görünce elini öperiz. Hani adam ne derse desin o adam yaşlı bir adam oradan nasıl küfeler küfesin buna alınacak bir şey var mı ya? Tek bir kişi orada inmişsin arabadan. Nasıl delikanlıktır bu ya? Bu delikanlık mı şimdi yani? Ne derse desin o adam artık yani. Dümdüz sarılı bir sarılı şoför mahallinden inen adam zor tutuyor bak. Geri çekiyor bir de tekme atıyor dönüp. Bak şuna bak. Kaburgasını kırdın. Bir tarafını parçaladın. Gözünü çıkarttın adamın. Yazıklar olsun. Ya bunlar yani. Hakikaten ağır cezalar vermek lazım. Bunlar bence yani eğer bırakılmışsa yani. Bence iyi ki bunu da gösterdi. Ya serbest bırakıldı ya. Olmaz. Ya ifadeleri anladım. Serbest bu bırakıldı. Bence herhalde şey tekrar şu ya. Anda herhalde peşine düşüldü. Arıyorlar. Bulurlarsa bulurlar. Bulurlar ayrı bir dava. Bulurlar. 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 Onunla ilgili sorun ama böyle yok ama olmasın yani. Mevzu şu. Şu görüntü ortaya çıkmasaydı. Bu empati yapmak lazım diyorsun. Bu güvenlik kamerası ortaya çıkmasaydı. Bütün Türkiye'ye mal olmasaydı. Tamam bu adamlar ellerini kollarını sallayarak gezecekler. Ve bir başka amcayı, teyzeyi, ablayı, çocuğu neyse. Tabii. Aynı hale sokacaklar. Oradaki yaşlı adam senin amcan da olabilirdi. Sen yaşlanmış yani halinde de olabilirdin. Abi böyle bir şey. Hepsi olabilirdi yani. Bak bir tane herkes daha az önceki olursun. Şey. Bir başka manyak. O da ayrı bir manyak. Yani bu ne? Ortada yani sanki şeyden alan Zimbabwe'deki safari turlarından alınan şey gibi. Bu da başka manyak. Şimdi görüntünün orijinalinde bu Bodrum'muş. Bunu öğrendim. Bodrum mu? Bodrum'da. Görüntünün orijinalinde bir tane abla bir film şey çekiyor. Bunun yani görmüş yerde başı. Yılanı Şahin geliyor. Sesini yılanın versinler. Üzerine konuyor. Ve o yılanla cebelleşiyor. Ve hakikaten şey belgesel tadında bir görüntü evet. Çekiyor abla tamam mı? Oradaki gerçek bir Şahin ve gerçek bir yılan. Gerçek bir Şahin ve gerçek bir yılan. Yani bravo. Burada bir film ya, belgesel tadında ya belgesel Şahin, tadında. Yani Şahin yılanı avlamış. Yazlığının kenarında işte bir yerinde falan bunu görüyor. Yani Şahin yukarıdan yılanı görmüş. Dalmış yakalamış pençeleriyle cebelleşiyorlar. Buradan bir tane ya hakikaten biraz da kendime hakim olmaya çalışıyorum ama ya sığır diyeceğim ayıp olacak sığırlara. Elinde kürekle ya sana saldırmamış. Gerisiniz, sana bir zarar vermemiş. Göstermiyoruz. Evet devamını. Yanlış abi. Aslında az önceki o dövme görüntüsünü de vermemiz lazımdı ama vuruyor kürekte. Ve bu kürekle vurulmanın neticesinde yılan da Şahin'de telef oluyor. Tamam. Devamı seyrettim. Ya, izlemiştir izleyiciler. İnternette hepsini görmüştür. Falan. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir vahşet yok. Bunu yapan adam, işte Bafra'daki yaşlı amcayı vuran adamdır aynı zamanda. Kafa bu çünkü. Sana ne kardeşim? Bu insanın, yani evine bak gelmemiş. Şu, bak burada, evin içerisinde. Bak yakalıyor evet. Burada Şahin. Bu Allah ona avlanma güdüsü verdi. Görevini yapıyor. Onun bir yaşam hakkı var. O da yılanda bir biliyorsun bir besin zinciri var. Doğada. O besin zinciri tepesi var, aşağısı var. Ve dediğin çok doğru. Yılanı mı kurtarmaya çalışıyor? Anlamıyorum yok, ki. Yok kimseyi falan kurtarmıyor. İşte vuruyor. İroni yapıyorum canım. Tabii ki yani. Yani. Defalarca vuruyor. Yılanı da Şahin'i de telef ediyor. Devamında da hakikaten o kürek olduğu için yan tarafı kesiyor tabii. Güzelim şey Şahin'i ki Şahin de çok burada onu da öğrendim ben. Yani Bodrum'da bu Şahinler koruma altındaymış zaten. Yani bu evdeki bir evcil bir Şahin hani bazen beslenir ya bu Kazakistan'da falan vardı biliyorsun. Özellikle ava çıkarlar Şahinlerle, kartallarla. Öyle bir şey değil. Bayağı doğadaki Şahin yılanı görmüş. Çökecek, alacak onu muhtemelen öldürüp muhtemelen de yavruları var, yavrusu yavrusuna götürecek. Böyle doğal bir tabiatın içerisindeki bu dengeyi, bu besin zincirinin devamını gayet doğal bir hadise. Bunun mesela bu olay şeyde işte bazen böyle örneği veriyoruz da vermek de gerekiyor. Şey yaparken ben çok böyle eskiden çok severdim. Hala çok çok takip ediyorum. Saatlerimi geçiriyorum bazen kızıyorlar bana. Belgeselleri seyrediyorum. Ve orada hep şey derdim ben belgesellerde. Adam koymuş o koca arabanın üzerine şeyi. Koşarken aslan bir tane ceylanı yakalıyor. Ondan sonra o ceylanın da yavrusu var çünkü. Yeni doğurmuş. Ve hatta ceylanın yavrusunu yakalıyor aslan. Tabii. Ve niye kızıyordum biliyor musun? Yani çocukluk işte yani. Niye müdahale etmiyorsun? Hatta hala kızıyorum. Hatta hala dayanamıyorum. Ya aslan orada gelmiş. Orada koca koca adamlarsınız. Gün hepsi isim var. Jenny, Shepherd bilmem ne. Herkesi tanıyorlar bir de aslanları. Müdahale etmiyorlar diye üzülürdüm çünkü bebeği var falan filan sonra adam diyor ki şeyde belgesi anlatan işte diyor doğanın kanunu diyor kendince anlatıyor bu diyor besin zincirinde burası neydi aslan da yavrusu yemek götürecek anlatıyor yani o belgeseli çeken adam
Yani diyorsun tamam makul hakikaten. Yani bu bir, bu Allah'ın emri. Bu bir doğal. Tabiat böyle gidiyor. Ya bunlar hakikaten toplamak. O adamın düşüncesine bak. Ölmeye yani aslan aşktan ölecek. Çek filmini çekiyor ve doyurmuyor aslan. Diyor ki doğa böyle istedi. O bulamayacak ve ölecek. Düşün müdahalesi yok. Şu adam şimdi oradaki Şahin sen ne yaptı sana Şahin? Ya bunları hakikaten toplayıp bir yere tıkmak lazım ve bunları hakikaten sembolik değil böyle ya, ciddi anlaşılacak cezalar. Bir Karabük'e gidelim. Öyle mi? Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bir açıklama yapıyor özellikle bu şehit Nurcan Karabük'e ve bebeği Mustafa Bedir Han'la ilgili. Bir dinleyelim. Kısaca dinleyelim. Hemen kalan mevzular var onları konuşacağız. Bu asil milletimize neyi ifade ettiğini herhalde en güzel bir şekilde ve en anlamlı bir şekilde dün Assubay'ın o kahraman cümlelerini ifade ettiniz. Hiçbir şeyden korkmayın. Amerika 5000 tır gönderip de PKK'yı ve PYD'yi orada besleyecekmiş. Avrupa onlara destek verecekmiş. Bilesiniz ki Avrupa'da, Amerika'da bunların arkasında olduğu sizin gibi kahraman arkadaşlarımız, askerimiz, jandarmamız, korucumuz bu toprakları onlara mezar etti, zindan etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi. Asker olan eşini görev yerinde ziyaret etti. Dönerken yola kurulan pusuda şehit oldu. Kıymetli hanımefendiler, saygılar beyefendiler, mesai arkadaşlarım, benim polis kardeşlerim, polis arkadaşlarım, burayı dinleyin. Batı'da, Avrupa'da yıllardır teröristlere destek verenler, ülkelerinde oturma hakkı verenler, gösteri yapma hakkı verenler, siyasi sığınma taleplerini için etmeyenler, anında kabul edenler, 5000 tır silah gönderenler, profesyonel katilleriyle bunlara kamplarda eğitim verenler, akıl verenler, taktik verenler, moral verenler, Amerika'dan 10 bin kilometre öteden okyanus ötesinden adamlarını gönderip Kandil'de PKK'nın katillerine eğitim verenler, dernekleri üzerinden buraya para gönderip Anadolu coğrafyasının birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlar, şu ay yıldızlı bayrağıma göz dikenler, askere, polise pusu kurmamışlar, bir anneyle 11 ay bebeğine pusu kurdular. Bunun üzerine kimsenin Türkiye'ye terörle mücadelesinde söyleyebilecek tek sözü yoktur. Bu cinayetin görmezden gelir, üstü örtülür bir yanı yoktur. Artık hiçbirisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize ve yargımıza laf söyleyebilir, ne de kiminle ortaklık yapacağımıza, kimden alışveriş yapacağımıza laf söyleyebilir. Burada bu ülkenin desteği büyüdükleri PKK dedikleri işte budur. PKK 40 yıl önce de bebek katiliydi. Liderinden, kurucusundan, en tepesinden... Peki en önemli zaten mesele biraz daha genişletti. Bizim konuştuğumuz mevzuyu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Hani bununla ilgili olarak sizin destek verdiğiniz, silah verdiğiniz oluşması ya da gelişmesi için hiçbir imkanı sergilemediğiniz bu terör örgütüyle ilgili biz tepelerine bineceğiz. Sizin bizim terörle mücadelemize, bununla ilgili kanunlarımıza, bununla ilgili yaptıklarımıza, sözlerimize, söylemlerimize, kurduğumuz ilişkilere söz söylemeye hiçbir zaman hakkınız yok. Bu saatten sonra cümlesiyle meydan okudu. Çok iyi söyledim. Şimdi bayağı bir başlık vardı aslında Hikmet. Ara ara bölündü, konuşamadık çok fazla ama CHP'nin içerisini konuşmaya gerek yok ama Hürriyet gazetesinden bir cümle okuyacağım Gülse Birsel'den. Şunu söylüyor, hakikaten öyle farklı bir gözle bakarak söylemiş bunu. İfadesi şu, bir daha bakayım sayfasına da bakayım, 5. sayfadaymış. Şunu söylüyor Gülse Birsel, diyor ki gündüz dizisine dönen siyaset diyor. Onu destekliyor. Bu berikine düşman bir iktidar savaşı dönüyor. O karakter demiş ki şahsım hakkındaki bu dedikoduyu filanca yaydı vesaire vesaire. Görmüyor musunuz? Ülkedeki magazine bu yaz selülitler değil, siz yön veriyorsunuz diye CHP'yi söylemiş. Demiş. Sevgili ana muhalefet partisi diyor. Laf çakmalar, atışmalar, çatışmalar kendi aranızda değil, diğer partilerle olacak.
çok kafanız karışmış sizin cümlesiyle. Bir taraftan hani desteklediği partinin içine düştüğü hal, içler acısı İşten hali yanmal motor. Üzülüyor, bir taraftan da akıl veriyor. Dolayısıyla CHP'yi falan çok fazla konuşmaya gerek yok. Perşembe günü listeler verilecek zaten. Onunla ilgili bayağı başlıklarımız vardı. Bununla ilgili yazılar vardı. Milli Atunok Sabah'ta yazmış. Ondan sonra Engin Ardıç'ın bir yazısı vardı. Bunlar Yılmaz Özdil'in ve şeyin yazısı da var aynı zamanda. İnsanlar bıktı artık yani. Rahmi Turan. Bunları geçtim ama Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında, Birleşik Arap Emirlikleri ile Etiyopya arasında bir ilginç atışma var. Etiyopya Başbakanı Ali bilmem. Evet. Uzun bir. Birleşik Arap Emirlikleri liderine, işte, evet. Emirine neyse. Emiri. Kapak gibi bir cevap veriyor. Zahid. Onun videosu vardı. Alt yazılımı bir duyalım mı onu? Nasıl nıkabız enbiyeminin ለሌሎች ምሳሌ የምንሆን ነበርንና ወደዚያ መመለስ አለብን። ሰሞኑን ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ከሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር ስንወያይ ኢትዮጵያ ውስጥ የእስልምና ኢንስቲትዩት መክፈት እናስባለን ምን ታግዘናል አልኩት። ብዙ እናግዛችኋለን ምን ትፈልጋላችሁ ማስተማርም እናስባለን አለኝ። አይ እንድታስተምሩ ነው እንፈልግም እናንተ ዲን ጠፍቶባችኋል። እኛ ያሰብን ያለነው ቶሎ ቶሎ ብለን አረብኛውን ተምረን እናንተን አስተምረን ለመመለስ ነው አልኩት። Evet yani hani şimdi aslında çok 30 saniye kaldı Hikmet, kapatmamız çok uzun, devamı da uzun söyleyeyim. Hı. Onda yani uzun ama uzun uzun bayağı yidire gidire gitmiş. Sonuçta Etiyopya, ay Türkçesi Etiyopya değil mi? Evet. Habeşistan eski. Habeşistan eski ismi. Ha, İngilizce hani ay çok zor ya pertek telaffuzu. Şunu söyleyeyim. Çok da tanıdığım arkadaşım da dostum da vardır Etiyopyalı bu arada. Çok az kişi vardır Türkiye'de bu kadar çok Etiyopyalı tanıyan. 20 saniye. Şöyle söyleyeyim. Çok doğru bir yerden bulmuş. Dini siz anlamıyorsunuz. Anlasaydınız diye arkasını söyleyeyim de izleyici için. Mısır'ın hali, Yemen'in hali, sizin haliniz, bu gavurlarla yaptığınız işbirlikleri, içerideki durumlar, Sisiler, Misiler'e baktığınız zaman hiç bize dini falan öğretmeyin. Siz bize yardımcı olun sadece. İslam Enstitüsü kurduralım. Biz varmış eğitimi verelim. Kendi kullan değil de işte Amharca, Etiyopyaca bir dil. Çok da özel bir dil zaten. Onu İslam millet Arapça falan zannetmesin. Arapça konuşmuyor yani o. Etiyopyaca, Amharca. Siz bize Arapça öğretin. Biz size Müslümanlığı öğretiriz. Ama yani Etiyopya, Afrikalı, Habeşli Ali. Habeşli Ali. Muhammed Zayed'e, ismi Muhammed diye başlıyor. Emirine çok güzel kapak yapmış ve doğruları söylemiş. Doğru. Halinize bakıyorum da. Çünkü aman siz... aman siz bize İslam'ı anlatmayın. Afrika olarak ben... Bana sadece bu Selefilikle, Vehhabilikle zaten evet. İslamiyet'ten anlamadığınız değil mi? Örneklerini de vermiş, çok güzel vermiş. Yemen demiş, Suudi demiş. Arapçayı siz görüyoruz demiş. İslamiyet'i biz size öğretiriz. Ortadoğu'nun halini görüyoruz demiş. Çok önemli bir şey. Vermiş. Günün manşetinin sonuna geldik. Gazete manşetlerini ve günün gündemini yorumlamak üzere yarın saat 11'de Hikmet Genç'le karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz efendim.